ama sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayramım. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Senle gitmeyeceksin açıklayana kadar. Niye? Kaçamazsın. Allah Allah. Vay, için öldürüldü. Adam buraya gömülmüş. Şifak için, bahçe için. Ona göre adam öldürülmez. Şüpheliler 3 yıl sonra tutuklandı. Canavarca hislerle, tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Gaziantep Kapalı Cezaevine gönderildiler. Bazen kendimden bile korkuyum yani ya. Allah Allah. Ben kimseyi öldürmedim. Ay gerçekten bu görüntüyü 3 yıldır bekledik ya. Ahmet'i doğrulamış mıyım? O adamı kaybettiniz. Anahtarı verdiklerini biliyorsun. Gidildiğini biliyorsun. Kanın silindiğini biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Nasıl sen şu anda dışarıdasın? Ben evet. De bunu anlamış değilim. Mehmet Muharrem Elbay cinayetindeki korkunç ayrıntılar az sonra Müge Anlı'da. Anlı'da çözülen bir cinayet. Mehmet Muharrem Elbay'ı canavarca hislerle tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklandım. Herkesin dedim ne yaptığını dedim anlatayım. İşte ben anlat hadi adamlar. İşte bana yaptıklarını anlatacağım dedim. Cesetine kavuşayım, parçalarına kavuşayım. Mezarın en azından bir mezarı var ya. Evinin karşısında böyle bir pirketle çevrilmiş bir yer var. Bir oda büyüklüğünde yer eşilmiş. Hareketli saatler. Gelen bu bilginin üzerine yeniden harekete geçtiler. Sıcak gelişmeler. Bu Zeynep Hanım öldürüp kendisinin bayrağı var ya. O civarda bir yere gömmüşler. Bağ evinin yakınındaki kömürlük. Arama çalışmalarında delillere ulaşıldı mı? İçeriye giriyoruz. Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili çok önemli gelişme az sonra Müge Anlı'da. 3 yıldır Mehmet Muharrem Elbay'ın bana göre cinayetiydi en baştan beri. Şüphelileri işaret etti. Soru şu, senin kocan kardeşinden neden şikayetçi olmadı? İtiraf geldi, zanlılar tutuklandı. Zeynep'in cezaevindeki kocası her şeyi itiraf etmiş. Tutuklandım. 3 yıl önce kayıp olarak aranıyordu. Müge Anlı cinayeti işaret etti. Aradan geçen 3 yıl bir kez daha onu haklı çıkardı. Senin de parmağın var. O eski kocan Ercan'ın da parmağı yalan var. Yalan söyleme. Yalan niye söyleyeyim? Ben benim eşliğim içmişliğim yok. Senin eşin Mehmet Muharrem Elbay oraya gittiğinde gitti daha bayıra. Ben de sana diyorum ki sen de o sırada onunla yaşıyordun. Şimdi anlat o gece ne olduğunu. Değil diye. Ben o dönemde ben dergahta kalıyordum. İşte bak şimdi yüzün de gözüküyor. İşte sen değil misin? He evet. O zaman sen çok yalan konuşuyorsun. Yok, ben evet, diyorum. Yok, hayır. Yok. Bizi bir akrabanız değil. Aradı. Senin de evde olduğunu söyledi. Beraberce onun alınıp değil. Oraya götürüldüğü söyledi. Ve bunun bir dedikodudan öte olduğu da yapılan sinyal bak, tespiti bak, çalışmalarında bak. Ortaya çıktı. Her defasında kaçamak cevaplar verse de ısrarla Zeynep Ergül'ün üzerine giden Müge Anlı önce üstü örtülen bir bıçaklanma olayını itiraf ettirdi. 3-4 ay öncesi kapalı cezaevinde bu bayanı gördüm. Müge Anlı'ya çıktı benim abim dedi. Adamı öldürdü, kuyuya attı ama kimse bulamadı dedi. Ya yalan söyleme öyle demedim. Kocasını bıçaklamış, ölen adamı da kuyuya atmış. Madem biliyordun da kuyuya atmış falan neden geldiklerinde değil, konuşmadın? Değil, değil. İşte ben Ercan'a atacağını söyledim. Peki bu Cahit'i tutuklamadılar mı? Çünkü şikayetçi olmadı herhalde. Korkuyor çünkü. Şikayetçi de olmadı. Evet. Senin aslında söyleyeceğin şey kocanın neden Cahit Ergül'ü şikayet etmediği. Onu bilmiyorum. Bunun nedeni Allah şahit. Adımın Müge olduğu kadar eminim ki aslında Mehmet Muharrem Elbay ile ilgili. Ne Ercan Bozkurt'un ne de eşinin bıçaklama olayıyla ilgili herhangi bir şikayette bulunmaması akıllara Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili yaşanan bir anlaşmazlığı getiriyordu. Senin kocan Cahit'e demiş ki hoca bak bana azı dişimi gösteririm bu işi açarım diye tehdit etmiş. Cahit de onu bıçaklayarak gözdağı vermiş. Bir de sen Cahit'in kızına yani yeğene demişsin ki babam bağ evini bize verdi. Kız da demiş ki neden? Alacağımız vardı ondan onun karşılığında verdi demişsin. Benim zaten evim var şükür elhamdülillah. Cahit Ergül bu evin yarısını falan da vermedi. Sen kızın kaybından 5 ay sonra buraya gelip sen aslında Cahit'e gözdağı vermek istedin. Yok alakası yok. O zaman senin kızın kaybolduğunu ertesi günü gelirdin cezaevi kapılarında benden bahseden kadın kızı kaybolup bana mı gelmeyecek? Zeynep Ergül gittiği her yerde Mehmet Elbay'ın nasıl öldürüldüğünü ve sonrasında nasıl gömüldüğünü anlatıyordu. Müge'ye çıkacak
hocam Mehmet'i dağda yaktı, yok ettiler diyeceğim demişsin. Yok. İşte benim öyle bildiğim bir şey yok yani. Mehmet Muharrem Elbay'la ilgili çıkacaktınız buraya. Lan Mehmet, söylemesin. Kendini arındırmak için buraya gelme. Tamam mı? Geri gelmeyeceğini biliyordu. Çok temiz bir işlik oldu. Haddini bil. O adamı kaybettiniz. Korkuyorsun. Söylemiyorsun. Niye? Kimden korkuyorsun? Arkadaşından korkuyorsun. Eşinden korkuyorsun. Senin her şeyden haberin var. Herkese dedim ne yaptığını dedim anlatayım. İşte anlatadı adamla. İşte bana yaptıklarını anlatacağım dedim. Anlatayım işte. Söyle de kavuşayım. Ama ölüsüne kavuşayım. Cesedine kavuşayım, parçalarına kavuşayım. Mezarın en azından bir mezar var ya. Suçlu da cezasını çeksin. Tamam da bilsem anlatırım zaten evet, ki. Ama anlatmıyorsun ki. Sen herkese bunu anlattığın için i̇şte biz sana bunu soruyoruz. İşte ben böyle anlatayım işte. Hayır, sen böyle anlatmamışsın. Böyle anlattım. Bir kişi yanlış anlamış, iki kişi yanlış, herkes mi yanlış anlamış? İşte ben böyle anlattım. Hayır, öyle anlatsan öyle anlatırlar. Bildiğim bir şey olsa anlatırım. İfadeye gidiyorsunuz aynı zamanda. Bir şey söylemek ister misiniz? Buyurun. Ne söyle? Doğruları söyle. Yaralamayla ilgili. Doğruları söyle doğruları. İnsan içine çıkamaz oldum ya. Zeynep'in Allah belasını versin. Ne diyeyim başka? Senin işin dilenmek ya. Git dilen ya. İki tane sabıkalının iftirasıyla götürülüyorum ben. Hadi geçmiş olsun. Benim zaten hiçbir şeyden haberim yok. Yaklaşık 3 yıldır kayıp olduğu düşünülen Mehmet Muharrem Elbay'ın korkunç bir cinayete kurban gittiğini tüm Türkiye yine Müge Anlı'dan öğrendi. 4 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Zeynep de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her şey en baştan düşündüğümüz gibi işte bir arazi parçası yüzünden oluyor. Zanlıların tutuklanmasına rağmen cinayeti araştırmaya devam eden Müge Anlı, adli kontrol şartıyla serbest kalan Zeynep Ergül'e yine Mehmet Elbay'ın cesedini sordu. Öldürülen kahve yanecinin nereye gömüldüğünü öğrenmeye çalıştı. Daha bunun içinde Leyla var. O Mustafa'nın Hatice'si var. Leyla'dan Hatice'nin de alınması lazım. Çünkü onlar da tehlike saçıyor tarafı. Sen bana iftira atıyorsun resmen ya. Ben sen yemek yemiyorum 3 gündür beri. Yemek yemiyorum. Nasıl adamı gidelim de kanlarını temizlerim ben onu. Adamı yok etmişsiniz. Nasıl gidelim de yaparım. Sen yok ettin ya belki. Belki sen yok ettin. Ben kocama iftira atıyorsun. Yatamazsın. Atıyorsun sen ben kocama iftira atma. Atma. Dünya artık bura mı kadar geldi ya. Yapmadım ya, yapmadım bir şeyi. Niye üstüme alayım ben ya? Benim babama ne yaşattıysanız Allah size bir beterini yaşatsın. Amin. Senin dualarına ben amin diyeyim. Rabbim de duamıza icabet edecek. Söyleyin babamın parçaları nerede? Bir mezar olsun. Değer miydi bir mal uğruna babamı katletmelerine değer miydi? Ya Zeynep aslında ne kadar zor bir hayatın var. Herkes seninle ilgili yalan söylüyor. Yani gerçekten... Çok zor bir hayatım olmuş. Ben imtihandan geçeyim. Cenneti kazanmak kolay değil. Çünkü herkesin sevabını alacağım, ibadetini alacağım çünkü. Son bir istemediğim bu kalmıştı. Yani en son sevabımıza kadar istiyorsun. O zaman bir şey söyleyeceğim. Evet evet onu Allah tamam, bana o zaman verir. Doğru söyleyenlerin evet. De günahları senin olsun. Müge abla bir şey daha söyleyeceğim. Tamam mı o zaman? Yok sevapları. Hayır. Sevapları Allah her şeye kadir. Ya Rabbena hep bana. Güzel Allah her şeye kadir. Sevabınızı da alacağım, ibadetinizi de alacağım. Hiçbir şeyimi alamazsın. 2,5 yıl önce Zeynep Ergül'ün evini ziyaret eden izleyicimizin dikkatini kazılmış bir yer çekmişti. Acaba öldürülen kahvehaneci buraya gömülmüş olabilir miydi? Zeynep Hanım camım yok, kapım yok, pencerem yok, hava soğuk, ben üşüyorum deyince biz gittik. Cam da var, kapı da var. Ben evi görünce zaten nevrim döndü yani. Orada kocaman 3 katlı bir ev var. Hatta o dönemde evin etrafını gezerken Zeynep Hanım çok huzursuz oldu. Sanki gezdirmek istemedi bize evin etrafını. Evinin karşısında böyle bir pirketle çevrilmiş bir yer var. Yayınlarda da görülüyor. Mesela orayı da küçük oğlu Cahit'in kazdığını söyledi. Bir oda büyüklüğünde yer eşilmiş. Hatta merdiveni bile kendileri elle kazarak bir merdiven şekli vermişler. Bir tarihi eser mi aranmış? Bir tarihi eser mi gömülmüş? Biz o zaman öyle bir şey düşündük. Bir beyefendi telefon hattımızda. Bu Zeynep Hanım öldürüp kendisinin bayağı var ya. O civarda bir yere gömmüşler. Bir de bayağı var Hatice Hanım. O da kanları temizlenmiş. Bunu bilerek kendisi öğrenmiş. Yalan söylüyor. Ama zaten söylüyor. Sen Hatice'nin kanları sildiğini sana anlattığını iddia ediyorsun ya sen de işte onu başkasına anlatmışsın demek ki. Ercan gitmiş yapmış onları. He? Senin kocan iftiraf etmiş benim işte ben yaptım diye. Ben temizledim kanları Cahide. Diye. Niye yalan söylüyorsun? Cahide anahtarı ben vermedim. Kim? Cahide anahtarı siz vermişsiniz. Ben bunu da duydum Müge abla. Kimden? Ben sen zaten her şeyi duyarsın. Benim
Her şeyi biliyor. Kimden duydun? Yalan abla ya. Kimden duydun? Her şeyi biliyor. Mustafa söyledi bunu. Geri ben de telefonda kendine teyit ettirdim. Vallahi Zeynep madem zaten bütün cinayetin ayrıntılarını biliyordun da nasıl sen şu anda dışarıdasın? Ben de bunu anlamış değilim. Anahtarı verdiklerini biliyorsun. Gidildiğini biliyorsun. Kanın silindiğini biliyorsun. Atıldığını biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Sen zaten biliyordun. Zaten anlattın. Ben senden tek bir şey istedim ya. Kardeşim bir adamın da bir mezarı olsun ya. Bir parça kemik olsun bulunsun da. Bir mezar taşı yaptıralım. Onu da ben yaptıracağım. Bir parçasını istiyorum ya. Çok mu istiyorum yani? Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım. Hepimiz için dilediğim bu gerçekten. Hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bugün Hatice Ergül, Mehmet Gürcan, Büşra ve Mehmet Erol Erbay da aramızda. Haberi benden duyacaklar. Ay nasıl vereceğimi bilemiyorum ama... Yani hem iyi haber hem kötü, size iyi haber, istediğiniz bir şey oldu. Efendim hani dün bir izleyicimiz aradı ve dedi ya, Zeynep'in yanındaki bir tane bir oda gibi bir yer vardı, orasında kazmışlardı, hatta topraktan merdiven yapmışlardı falan. İşte orada kemikler bulundu. Ay. İyi. İyi. Bir kemik arıyoruz demiştik. Orada bulundu. Ve Zeynep Ergül de tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldıktan sonra da cezaevine gönderildi. Hastalığı adam öldürme suçlamasıyla. Yayınımızın hemen ardından sayın savcımız zaten itiraz etmişti onun tutuklanmamasına. Neden tutuklanmadı demişti. Dün biliyorsunuz bir anahtardan da bahsetti. Hatice'ye kızgınlık anında dedi ki siz vermiştiniz anahtarı dedi. Aslında cinayetin her ayrıntısını bildiğini burada kendi gözlerimizle görmüştük ve demiştik ki nasıl dışarıdasın sen Zeynep? Dışarıda kalamadı, tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yani Büşra eğer bir başkasını öldürmedilerse bilemiyorum çünkü yani o kadar çok şey konuşuluyor ki artık hiçbir şeyden emin değilim. Yani o civarda sizin etrafta kaybolan başka biri var mı? Kayıp olarak aradığınız bilmiyorum sülaleden yani falan. Yok yani sadece bir şey yok. Çok yani böyle aradığınız bir şey mesela gitti oraya gitti çok buraya. Çok şükür bize bir şey olmadı. He? Çok şükür bize de bir şey yapmadı. Versin. Allah hepinizin belasını versin. Tamam da biz bir şey sen yapmadık. De ben de bir şey yapmadım. Yapmadım sen ben bir şey. Sen de biliyordun. Ben de bilseydim keşke anlatırdım. Bize niye yaşattıysan sizin evlatlarınız da yaşatsın. Tamam da biz de bir şey yapmadık ki. Yapmadık. Keşke biz yapmadık. Yapmadım bir şey. Yapmadım. Yapmadım. Değmezdim. Değmezdi ama değmezdi, ben yapmadım. Bir mal için bir insan canına kıyılır mı ya? Bir mal için kıyılır mı ya? Bir mal var ortada, bir insanın canına kıyılır mı ya? Kıyılır mı bir insanın canına kıyılır bir mal için ya? Yaşasın. Evet. Ama dur şimdi bilmiyoruz. Çünkü bu iş çok enteresan bir hal aldı. Yani en başta hatırlar mısınız? Bundan 3 yıl evvel demiştim ki sülaleden bir kadın aradı. İsmini vermek istemeyen. Ve öldürdüler. Bağ evine gömdüler. Üzerine de beton attılar. Aynen de öyle. Şimdi dediğim gibi güvenemediğim için bu konuda hiç kimsenin hiçbir söylediğine. Eğer bir başkası da öldürülmediyse yani bir başka kayıp yoksa kuvvetle muhtemel biliyorsun dün Rabbime şükürler olsun. Demişim ki bir parça kemik ya. Yani onun da mezar taşını evet, söz verdim. Evet. Ben yaptıracağım. İnşallah babanıza ait kemiklerdir. Bir mezar taşı olsun istemiştik. İnşallah olacak. Peki nereye? İşte nerede çıktı o kemikler? İşte şimdi size onu izleteceğim. İzleyicimize de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan. Demiştik ki burada biz bir hazine mi kazıyorlar? Falan diye düşünmüştük. Gayet güzel kazılmış. Üzerine yine o... Yani şimdi söylemeyeyim diyorum. Yani
O biriketler falan hep böyle camilerde toplanan paralarla biriketler gelmiş, belediye kum göndermiş, onu göndermiş, bunu göndermiş. Evin her tarafı betonlu zaten yani. Gayet güzel biriketlerle üzerine beton da dökülmüş. Hani Cahit diyordu ya, minder mi bu evin altına gömelim Cahit Efendi? Evet. Ya işte her şey aslında kendi ağzınla itiraf ettin. Sandın ki biz sana inanıyoruz. İnanmadık, inanmayacağız da. 3 sene de olsa ben ona demiştim. Son gülen iyi güler, güler. Bugün her ne kadar üzülsek de elbette yaşananlar. Yani bir insanın hani zaten tahmin ediyorsun ama öldürüldüğünü duymak yine de çok acı yani. Bu kadar canlıca öldürülme, iyi hak etmedi. Biz bunu asla düşünmedik. Evet ama... asla düşünmedik. Ya ben düşündüm. Daha hiç benim düşüneceğim de sen de biliyorsun Büşra. Ya. Evet. Hep aynı şeyi düşündük ama... Sadece yüzleşmek istemediniz. Sadece... Yok ya yani Büşra da çok akıllı bir kız yani. O da her şeyi çektiniz. Biliyordu. En baştan itibaren işte oraya mı gömüldü, buraya mı gömüldü? Üzerine de gayet güzel beton atılmış. Dediğim gibi bu hikayede hiç kimseye inancım kalmadı. En son sevabımıza bile göz dikmişti. Evet. Vermeyeceğim demiştim. Vermiyorum. Şimdi ibadetlerinizi de alacağım. İbadetimizi, sevabımızı, her şeyimize göz dikmişti Zeynep Ergül. Şimdi bakalım cezaevindekilere diksin onların sevabı. Yani... İnanın size yemin ediyorum. Şurada yine geldiğinde çektim arkaya. Şahitsiniz sizler de. Evet. Dedim ki bak Zeynep, son pişmanlık fayda etmez. Ne biliyorsan söyle, yardımcı ol. Gidersin savcıya anlatırsın böyle böyle. Benimle alakası yok dersin. Böyle böyle yaptı kardeşim. Yani namussuz kardeşim, namussuz kardeşim. Ya. Namussuz kocam da yaptı ama bir de kocasını da koruyacak. Evet. Yani anlat dedim ne olduğunu. Kendini işin içinden sıyır. Sen ifadeni ver. İstiyorsan gizli tanık olarak ifade ver. Hani... Oram ağrıyor, buram ağrıyor, şöyle hastayım, böyle hastayım diyorsun ya, cezaevlerinde çürümeyesin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Herkese anlatmış, bize gelince ben hiçbir şey bilmiyorum. En başından beri söylemiştik. Savcına da helal olsun, onu tutuklayan hakime de helal olsun. Allah razı olsun. Aynen öyle. Herkese de örnek olsun. Evet, evet. Öncelikle... Bunların başından beri hep başından söyledik biz. Bu, ben şimdi buna söyleyeceklerim, bu aile fertlerinin hiçbirini aklamayacak. Bunların hepsi şebeke. Hepsi şebeke. Bunların hepsinin baştan, en başında başlarındakinden en sonlarındakine kadar hepsinin... Senin de o cezaevine her şeyden haberi var. 3 yıldan beri ürtbas ettiğin için senin de girmen gerek. Hepsinin haberi var. Sen ne bu doktuma hareket ediyorsun? Bu kadın... Bilmiyorsun. Senin evin gel. Senin evinde olmuş. Nasıl bilmiyorsun sen? Nasıl bilmiyorsun? Keşke bilseydim. Beni sakladılar. Keşke bilseydim. He? Keşke Leyla da sen de burada oturmayı hak etmiyorsunuz. İkiniz de. Bilseydim. Keşke bilseydim. İnşallah siz de girersiniz o... Hatice siz de o Kur'an-ı Kerim'e el bastırmayı falan biliyorsunuz. Hani şunu diyebilirsin. Ben o sırada korktum, söylemek istemedim falan diye yoktum. Ama yani biliyorsun onların hepsini duydunuz Hatice'cim yani. Keşke olsaydım. Keşke olsaydım. Yani gittin de ben sen bir bıçak sapladın demem ama biliyordunuz hepiniz. Yani onlar yani şu anda aynı aileden 3 kardeş bir tane yiyen tutuklu. Beni hep ayrı tuttular onlar. Hep beni ayrı tuttular. Beni kızının hep... bildiğini sen nasıl bilmiyordun ben... he? Demek ki kızı bir şekilde görmüş ama ben kızını görmedim. Kızını yarından ayırmıyor musun? Ben görmedim. Şey kızın sana söylemedi mi yavrum? He? Söylemedi. Keşke söyleseydi ben bana. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben de sizi tanımam ya. Ben de sizi tanımam. Bir dakika. Bir dakika. Ben bu kadını tanımam. Ama bu kadının oturduğu muhitte benim tanıdığım insanlar var. Bak bu kadının oturduğu muhitte tanıdığım tamam, insanlar var. Tamam, benim konularını yapmayalım. He? Hanımefendi hakkında evet. Bak tehdit edilmiş olabilir. Bak tehdit edilmiş olabilirler. Ama kim tarafından edilirler bilmiyorum. Kızına yapışık giriyormuş neredeyse. Kızıyla, kızın nereye giderse kendiyle beraber. Kaçıracağım demiş Zeynep. Bak şimdi susma, susmasının nedeni o da olabilir. Hayır keşke bak, bilseydim. Bak tanıyanlar ya, diyor ki bilseydim. Ya bir insan bir beden gibi yürür mü? Utanmasa bösbök kızını kucağında götürüp getirecek korkuyor, o derece. Korkuyor kadın söylüyor korkuyor mu? Korkup, i̇şte tamam. Yani. Bir şeyler biliyor ki susuyor. Keşke hala da susuyor. Ya. Keşke bilseydim. Hala da susuyor. Gerçekten keşke Hatice, bilseydim. Hatice bak sana bir şey söyleyeceğim. Zeynep'e bundan 2 hafta önce söylediğimi yine sana burada tekrarlıyorum. Bir şeyi bir bak gidip de hepiniz aynı anda bıçak vurdunuz, boğdunuz, parçaladınız demek mümkün değil. Yani ama değil. Şu anda tutuklu olanlardan biri kimsenin görümcen.
Evet. Diğeri kim? Kayınbiraderim. Kayınbiraderim. Diğeri kim? Eşim. Eşim. Diğeri kim? Kardeşim. Tamam. Yani 3 yıldır bu programı izleyen en az 40 milyon kişiye sokakta sor. Kim Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu de kayboldu falan demez. Öldürüldü. Kim öldürdü? Cahit öldürdü der. Hani bunu biz demedik. Cahit kendisi anlattıklarıyla dedirtti. Çekiyle, senediyle, anlattıklarıyla değil mi? Tavırlarıyla, o suyla, bu suyla ve gelen ihbarlarla. Sizin de bilmemeniz mümkün değildi. Ben şu bandı izleteceğim. Bak sen de düşün. Diyorsun ki çok güzel bir şey söyledi Mehmet Erol. Herkes diyormuş ki dedi kızından ayrılmıyor. Ve sen burada Zeynep'e ne dedin? Kocan dedin. Kocan. Dedi ki benim kızım için dağa kaldırırım. Dağa kaldırırım dedi. Kim diyor bunu? Zeynep'in kocası diyor. Kocası diyor. Neden diyor? Kızını diyor dağa kaçırırım diyor. Neden? Nedenini bilmiyorum. Bu hep benden saklandı. Beni hep dışarı dışlandı. Nedensiz bir insan hiçbir zaman yani, tehdit edilmez. Dapıyı dedi vermezsen dedi. Bak dapıyı dedi vermezsen. Ya tapu meselesi değil ablam. Bak ya, gözünü ben seveyim. Hep benden saklandı çünkü. Hep benden saklandı. Beni hep dış kapının mandalı gibi gördüler. Zeynep'i dış kapının mandalı ettiler. Seni dış kapının mandalı ettiler. Yani, niye bu hayat, o ailede hayat geçiriyorsunuz o zaman? Siz dış kapının dış mandalısınız. Tamam da beni hep dışladılar yani. Dışladılar beni hep. Ne sen kadar dışlarlarsa dışlasınlar Hatice Hanım. Bir insan hiç mi bir şey görmez? Aynı mekanda yani. Bu kadar yakın şey çevrenizde insanların oluşturduğu. O zaman kızını anlatsın, savcısı anlatsın. O zaman kızını anlatsın. Anlatsın. Anlatsın, sesler buradan anlatsın. Senin anlatsın kızın... yani kızın da anlatsın her tamam, şeyi. Senin kızın boş yere sen de o kaçırılacak diye korkmuyordun. Ne kadar bak ne kadar ayıp bir şey. Yani anasının bir şey kocası diyor ki. Yani kızın halasının kocası seni dağa kaldıracağım evet. diyor. Halanın kocası diyor, evet, enişten diyor sana kocası. Bu. He. Dağa kaçırırım diyor. He. Ablam dağa kaçırırım ne demek? Sana dedi dağ ya. Ötesi var mı bir insana söylenebilecek daha kötü bir şey var mı? Dağa kaçırıp ne yapacak? Gidip kekik mi toplayacaklar? Yani. Daş yere düştü artı düştü. Bak çınlar, düştü, çınlar evet. mı değil ya. Çınlar. Artı çınlama numlama kalmadı. Artı bak gediği gediği. Her şey bitti bak, yani. Bak çamur şey sıçrıyor. Bitti. Çamur bir şey biliyorsan, bak bir şey biliyorsan, ya var, ya, bak biliyorsun, biliyorsun. Sen bilmezsen aile bireyin bilir. Evin keşke içinde benim evimin içinde bir şey oluyor. Benim 6 yaşında çocuğum bilir. Şimdi sen o evin içinde olan hiçbir şey bilmiyor musun? Ya beni kimin anlıyorsa siz ya insanların aklıyla alay etmek. Bir tanesi teneke dedi. Bir dakika beni dinle. Tek tek. Bir tanesi teneke yok tokmak yok güm dedi. Zeynep dedi. Cinayeti kendi çözdü kendi. Kendi çözdü. He? Allah şaşırttı ayağıyla getirdi. Boş tenekeden ses çıkar mıymış? Boş tenekeden. Daha ne çıkıcı ya? Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Ben sizin gibi insanlarla aynı toplumda nefes almak istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Sizin varlığınız bu ülkenin geleceğine, geçmişine, her şeyine zarar. Zarar ya. Tamam da ben de bilseydim keşke anlatırdım benimle, ya. Ya anlatırdım, bana bak bana. Benim memleketimi şey, ne ettiniz bilir mi? Benim Antep'imi ne ettiniz bilir mi? Şey, milletin gözünde ne diye bilen bilmiyor. Suç terör örgütüymüş diye. Bu Antep neymiş de ya? Ya benim memleketimi yerin 7 kat altına soktunuz tamam ya. Tamam da keşke bilseydim. Siz çirkefsiniz. Anlatırdım bilseydim. Çirkef insan onunda. Anlatırdım bilseydim. Biliyordun. Eğer Gaziantep'te böyle bir olay işlendiyse yine Gaziantep'teki görgü şahitleri, bilgi şahitlerinden susmayan, korkmayan Allah yine Gaziantep'lerden dolayı bu iş çözüldü. O kadın o yüzden, biz buraya geldiğimizde abla dedik ki bak özür diliyorum. O yüzden sakın böyle bir ili töhmet altında bırakmayın. Dedik sakın. Ki bizim amcamları bu tehdit etti. Burası size mezar olacak dedi. Şu görünen kadın var ya bu. Hani dün dedin ya abla doğru söyledin ki sen çok tehlikeli işler yapayım. Kadının karakolda şikayet dilekçesi var. Bizzat amcamın kendi yaptı. Kadının ifadesi alınmaya gelmiş. Kaydı var. Hala ispatlan. Bu ne demek bana söyler misiniz ya? Ya seniz karakola gitti bunlar şikayet etti. Sen bunları burası size mezar olacak diye tehdit ettin. Ama biz oradayken dün onu da seyrettim. Ne zaman buraya gelsem 4-5 araba 4-5 araba diyordu. Arkada Zeynep'in evinde oturuyordu. Hoca var ya hoca. Arkada Zeynep'in evinde oturuyordu. Onların yok konuşmadım, yok şeyletmedim, yok böyletmedim demeler var ya. Hepsi düzen. Hikaye onlar canım. Hikaye. Çünkü bir yerden kendilerine bu cinayetle bağlılar zaten. Birbirlerine göbekten bağlılar. Aynı dediğini yaptı. Onlara buraya gözdağı vermeye geldi. O ama hesaplamadı.
köşeye sıkıştı. Ağzından patadanak ne zaman ki kardeşini, kocasını bıçakladığını attı. Ondan sonra hakimiyeti kaybetti. Onu da kim attı? Yine Gaziantep'li biri aradı da işte söyledi. Allah razı olsun benim seyircimden. Bence burada yani... Gaziantep'lilere çok büyük bir başarı faktörü var. Onu unutmamak lazım. Ya yani bizi tanıyan bir tanımıyor. Bir il olarak Allah sonuçta gerçekten bu olayın çözülmesinde o kadar ciddi bir rol oynadılar ki bu bağlananların hakkını nasıl unuturuz? Abla bizi tanıyan tanımayan. Ya bizim acımızı paylaştı bizle ya. Bak böyle insanlar da var. Ya dükkana sırf yanımıza, biz sizin yanınızdayız. Maddi manevi. Evet. Sizin arkanızdayız. Bana birçok kişi diye. Vardı. Ya tanımayan adamları hayret ettik ya. Bu dünya, bu ülkede, bu şehirde güzel insanlar var. Yok değil. Ama çirkefler de var. Çirkefler azınlıkta. Allah'tan. Çok azınlık. Her yerde var. Parmakla sayılacak kadar. Benim amcamın kaderi karaymış, çirkeflere denk geldi. Ne yazık bütün ki. Bütün ülkelerde bu böyledir. Bütün ülkelerde çirkefler de vardır ama çoğunluk iyi insanlardır. Dolayısıyla yani Müge Hanım üzerine durduğu şey şu. Herhangi bir cinayet, herhangi bir kötülük bir bölgeye herhangi bir şekilde atfedilemez. Yanlış mı söylüyorum? Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Teşekkür ederim. Yani yoğurtçuya da laf söylemek için bütün herkese bilmem neye de bilmem ne. Ya Zeynep çok tehlikeli ifadeler bulunuyor. Fakat işte çok konuşunca ağzından da bir şeyler kaçırıyorsun ya. Ben hep zaten Zeynep yayında olsun ve konuşsun istedim. Çünkü Zeynep'in her dediği doğru çıktı aslında. Evet. Bak yine söylüyorum. O yüzden sana da söylüyorum. Senin kızına da söylüyorum. Zeynep buraya ilk geldiğinde o buraya sözde kızını aramaya geldi. Hiç bize söylemedi bence Aydın kız kardeşi falan bunu diye. Hiç söylemedim. Hiç ya diyorum ki Ergül. Sonra hatta Kebri'ye dedim ki ya dedim bu dedim Cahit Ergül bu ev deyince daha doğrusu eve gidince uyandık biz. Değil mi Kebri'ye? Biz evi görünce Allah Allah dedik ya bu ev bu bağ evi. Ergül sen Cahit'in kardeşi misin? Ben ona kardeş de niye söylemedin bize? Ben ona kardeş demediğim için söylemiyorum. Şimdi her şeyde bir bakın, cevap var ya. Sözünüzü keseceğim. Bilerek isteyerek keseceğim. Bu sizin bu olaydaki en büyük başarınızdır. Sağ olun hocam yani bunu hep beraber. Bunu gönülden teşekkür ediyorum. Hep beraber. Şimdi sonra çıktı geldi buraya. Kızı 5 ay olmuş kızıyla konuştuk. Ben bir de üzüldüm kadına. Kadın 2 tane de fotoğraf getirmiş. Ondan sonra dedim ki bak kızı da mutfağı yok diye evi mi terk etti? Kıza dedim ya kızım sen de çıktın evi hani beraber çalışacaksınız şey yapacaksınız. Şahin Bey belediye başkanı sağ olsun mesaj attı hemen dedi ki ne yapılması gerekiyorsa ne varsa çocuk için yapalım. Aa, sonra bir gitti arkadaşlar. Dedim ki ben de hani gidelim de bir evine bakalım. Bir gitti canlı yayına. Abicim yani bütün Gaziantep fidyesini verse. Yine duymaz ablam. Yine ne? Kaç duymaz. Yıllık fidye verilecek yani buraya? Ha, bildiği. Bir de hala daha benim çocuklarım özel okul. Onu hep söyleyeceğiz unutuyor. Şu, her gün geliyor. Diyor ki, benim çocuklarımı özel okula yazdırın. Devlet okulunda. Bu evinde içini yaptırın. Yani kardeşim bu evin içi nasıl yapılsın? Bir de niye yapılsın? Bak nasıl yapılsın da bırak. Biz gerçekten ihtiyacı olan bir insanın her türlü her şeyini ev aldık ev. Evi içini yaptırmayı bırak. Aramızda para topladık. Ev aldık. Yine alırız. Ama. Ama böyle. Ama sen şimdi burada bir jandarma gelecek içinden silahlar çıkacak. Küçük çaplı silah kaçakçılığı. Vay küçük çaplısı büyük çaplısı da ne oluyor bilmiyorum. Küçük çaplı ne olacaksın yani? Küçük çaplı uyuşturucu. Küçük çaplı bilmem ne küçük. Her şey var. Ya suç yelpazesine baktığınızda her içinde şey uyuşturucu, yani silah, adam yaralama, adam öldürme, hırsızlık, burada Hatice Hanım'ın söyleminden dolandırıcılık, çıkıyorum. Evet, fuhuş, tehdit. Her şey var. Hepsi var. Yani işin sonunda arkadaşlar hepimiz için iyi oldu. Beklenen haber buydu, onu biliyorum. Nerede bulunduğunu şimdi size göstereyim. O yüzden size de söylüyorum eğer Zeynep ilk gün geldiğinde bunu anlatsaydı şu an cezaevinde olmayacaktı. Şu an herkesin eteğindeki taşları dökme zamanıdır Hatice'cim. Evet. Zaten senin kocanla erkek kardeşin cezaevinde. Bence kendinizi bu işten sıyırın. Nereye gömüldüğünü bir göreyim. Adımın Müge olduğu kadar eminim. Hepiniz biliyordunuz da. Biliyordunuz.
Nerede olduğunu da biliyordunuz. Çünkü ben bilmiyordum. Yani. Orada ben jandarma arama yaptıkça o ceset hep oradan benim, oraya kedi enceği taşır gibi taşınmış. Ya, hep dışarıda, hep dışlandılar. Bir de evet ben bütün olaylarda kendimi çok o olaya ait hissediyorum. Çünkü Büşra benim kız kardeşim olsa bu kadar öfkelenebilirim. Hakikaten öyle görüyorum. Bir de asıl üzüldüğüm hem bütün bunları yapacaksın bir de ailenin bütün her şeyine ipotek koyacaksın. Ya yediremiyorum kendime ya. Yediremedim 3 yıldır. Her şeyleri ipotekli. Evet. Fidye paralarıyla villa yaptırılırken bu kız annesinin engelli maaşıyla 3 kişilik ailesini geçindirmeye çalışıyor. Böyle hani din, iman bilmem ne anlatıyor ya böyle mi olur? Ya bu donamış ağzını ilk 3-4 tane kelimeyi o kelimeyle herkesi kandırmış yıllarca. Arkadaşlar bir bant hazırlamışlar özlü sözlerinden. Şimdi bak onu şöyle izleyin. Özlü sözlerini hepimiz biliyoruz ama ilk buraya geldiğinde çenesi kilitli, konuşamıyor. Ben anlamıyordum da ne konuştu. Bu çenesi açıldı sonra. Sonra bir açıldı. Bedeni bir gün eli tutmuyor, açıldı. Ertesi gün tutuyor. Ya bütün engelli kardeşlerimiz mesaj attılar. Dediler ki kardeşim ya biz engelimizle yaşamaya çalışıyoruz. Yine Rabbimize şükürler olsun hayattayız da. Artık böyle dalga olur mu be? Bakın nereye gömmüşler. İşte çok teşekkür ediyorum Gaziantep'ten arayan o izleyicime de. Tam evin yanında buna odunluk diyordu galiba Zeynep değil mi? Odunluk diyordu. Ocaklık, odunluk. He? Ocaklık. Ocaklık ne demek? Ocaklık ekmek yapılan bir yer diyorlar bizim orada. O koskoca evin yanında öyle ocaklığa ne ihtiyaç var? Bilmiyorum. İçinde bir şey yokmuş ki, kuru toprakmış. Üç katlı evin yanında katlı ocak evin yok yanında. Mu da orada yapılıyor? Ya hocam bitmemiş. Arkadaki fıstıklık kardeşinin üzüm bağı. Öndeki fıstıklık. Arkada işte ocaklık. Onun yanında ne o barbekü. O barbeküyü yaptırmak bile kaç bin lira biliyor musun? Barbekü çok pahalı yaptırmak yani. Kesinlikle çok pahalı. Yani, bilmiyorum yaptıranınız var mı? Hani çok pahalı bir şey. Ben onu biliyorum. Taşı maşı bilmem nesi tepeye kadar. Vallahi barbekü nedir falan çoğumuz bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz. Nereye gömüldüğünü hadi bir izleyelim. Yeter artık ya. Adam buraya gömülmüş. Niye sana yanlışlıkla verdi? Ben, eşim ve Cahit Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Arasalar bile bulamazlar beni. Abi. Kayıp değil cinayet dedi. 3 yıldır Mehmet Muharrem Elbay'ın bana göre cinayetiydi en baştan beri. Sen gel doğruyu söyle. Nasıl oldu da size evinin anahtarını verdi acaba? O adam sana anahtarı vermez. Bir dakika sıkıştırma beni. Artık adam da ortada yok. Siz bu anahtarı nasıl aldınız? Farkında olmadan buranın anahtarını, oranın anahtarı diye bana iki anahtar verdi. İşte bitti. Farkında olmadan diyor. Demek ki kura, mukabele hepsi hikaye. Senedin sahibi Erbal değil ki. Erbal bu senet düzenlenme tarihinde düzenlenmemiş. Muharrem'i nasıl bulacağımız hakkında şey konuşmadı. Onu siz bana bırakın. Allah yani Allah. Siz merak etmeyin. Bu konuşmaların faydası olup olmadığını ileriki günlerde görürsünüz. Şüphelileri işaret etti. Soru şu, senin kocan kardeşinden neden şikayetçi olmadı? İtiraf geldi, zanlılar tutuklandı. Zeynep'in cezaevindeki kocası her şeyi itiraf etmiş. Tutuklandım. 3 yıllık olaya son nokta yine canlı yayında konuldu. Adını gizleyen izleyicimiz yardım etmek için gittiği Zeynep Ergül'ün evinde ilginç bir şeyle karşılaşmıştı. Evinin karşısında böyle bir pirketle çevrilmiş bir yer var. Yayınlarda da görülüyor. Mesela orayı da küçük oğlu Cahit'in kazdığını söyledi. Bir oda büyüklüğünde yer eşilmiş. Mehmet Muharrem Elbay'ı oraya mı gömdüler? Yayınımızdaki bu gelişme üzerine hareketli saatler yaşanmaya başlandı. Zamanla yarış başlamıştı. Canlı yayın yaptığımız noktaya gelen polis ekipleri Zeynep Ergül'ü ikinci kez gözaltına alıyordu. Aynı anda bağ evine doğru da harekete geçilmişti. Zeynep Ergül'ün bağ evine ulaştığı bahçesinde bulunan kömürlük civarında kazı çalışması bir araştırma gerçekleştiriyorlar. Müge Anlı'nın her defasında işaret ettiği bağ evinde arama çalışması hızlı başlamıştı. İzleyicimizin bahsettiği kömürlük kazıldı, delil arandı. Burası size mezar olacak diye sen tehdit etmedin mi? Yok. Senin de parmağın var. O eski kocan Ercan'ın da parmağı yalan var. Yalan söyleme. Yalan niye söyleyeyim? Ben benim işlemi içmişliğim yok. Yeter artık. Saatler süren arama çalışmasının sonunda Zeynep Ergül'ün bağ evinde bulunan kömürlüğünde bir bez parçası ve yine bez parçasının içerisinde kemiklere rastlandı. Paylaşılamayan bağ evi aynı zamanda mezar mı olmuştu?
Bulunan delillerin ardından kömürlük olduğu gibi bırakılmıştı. Zeynep Ergül'ün de gözaltına alınmasıyla 3 katlı bağ evinde sadece kediler vardı. Görüyorsunuz siyah büyük demir bir kapısı var ve şimdi içeriye giriyoruz. Öldüren olsana kurtul zamansız çilemden. Şu anda araştırma yapılan, kazı yapılan alanın içerisindeyiz ve burası bir kömürlük olarak inşa edilmiş. Ancak görüyorsunuz kömürlüğün sadece çok az bir kısmı kullanılıyor ve büyük bir bölümü işte bu şekilde kazılmış durumda. İzleyicimiz de işte hemen burayı ifade etmişti. Büyük bir alanın 1,5 metre derinliğinde kazılmış olduğunu ifade etmişti. Zeynep Ergül'ün evinin hemen yakınında kare boyutlarındaki kömürlükte izleyicimizin bahsettiği kazılmış alanın üzeri kapatıldı. Sonra beton döküldüğü anlaşılıyor. Bizi Cahit Ergül'ün akrabalarından birisi aradı. İddia şudur ki Mehmet Bey'i Cahit Bey'in akrabalarından birisi kandırarak Bağ'ın oraya çağırmış. Bağ'da bu senet zorla imzalatılmış. Cahit Bey'in hısımlarından birisi de hani bu kavga dövüş sırasında Mehmet Bey'in hayatını kaybetmiş. Mehmet'i öldürdü, oturdu villanın altına koydu. Mindel mi ki altına koyuyor 50 yaşındaki adamı ya? Zeynep Ergül kömürlüğünden Mehmet Muharrem Elbay'a ait olduğu düşünülen bez parçası ve kemiklerin çıkarılmasının ardından yeniden Gaziantep Adliyesi'ne getirildi. Yeni deliller ışığında direkt mahkemeye sevk edildi. Beni kınayan benim köyüme giysin. Beni kınayan benim ataşımda evet. Yansın. Yansın yansın. Ha. Ben zaten bu dünyada yaşamıyorum. Hakkında dolandırıcılıktan kaçakçılığa, gasptan sahteciliğe çok sayıda iddia bulunan Zeynep Ergül için bu defaki suçlama çok daha ağırdı. Hakkında cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı verilen Zeynep Ergül için son durak Gaziantep E-tipi kapalı cezaevi oldu. Ahmet'im gösterir misin orayı? Yani gördüğünüz gibi kazılmış, üzerine biriket de konulmuş, üzerine beton da dökülmüş. Bunların hepsi de para yani. Tabii. Abla bir ben de, sana bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ölüden korkmam. Sizi bilmem ama ya ben yaşayanlardan daha çok korkuyorum ama yani öyle biri öldürülmüş kemiklerinin yanında şahsen yaşayamam bile bile yani. Hiçbirimiz yaşayamayız. Yani uyuyamam gibime geliyor yani Allah yaşatmasın ama yani üstelik ölüden korkmam ama istemem değil. Yani böyle üstelik bir şey. Üstelik bu normal bir ölüm değil yani bir cinayet sonucunda meydana gelmiş bir ölüm. Hani her an o anı hatırlarsınız. Yani. Her an o anı hatırlarsınız. Korkusu olan insan zaten bunları yapmaz. Allah i̇şte korkusu, Allah korkusu olan insan bunları zaten yapmaz. Vallahi Allah sizden razı olsun Büyük abla. Sen olmasan bu olaylar çözülmez. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür Allah razı olsun hepinizden, bütün izleyicilerimizden. Allah razı olsun. Onların sayesinde. Biz zaten bu amcamız ortadan kaybolduktan sonra bu bağı sahiplendiğinde bu bağa pirikette her taraf ilk zaman, ilk çekim yaptığınız zamanlara bakın. Bağ zaten hocanın olduğu bağ piriket, beton. O şeyin altını da beton yapmıştı. O evin altı dükkan var iki tane. O dükkanların dükkan? Tabanı da yeni beton olmuştu. Oralar beton değildi. Bu bağ evin onun şimdi hani... Bakın. Bir de iki tane dükkan mı var onun altında? Bizim evin altı iki tane de dükkan. Amcamın bağ evinin altı iki tane boş dükkan. Öyle mi? Tabii orada... biz şey. Amcamın... Orası, büyük, çünkü yeni zamanda büyük, oranın orası, altı büyük. Yapılmamıştı. Yapılmamıştı. Oraya aranmaya gittiğinde biz de sizin gibi gidip gelemediğimiz için bizi götüren de olmadı emniyetten. Oraya gidin bir bakın burada bir değişiklik var mı diye gösterin diyen de olmadı. Ha bir aram oldu. Biz de sizle beraber onu kamerada izledik. Ay yayında izledik. Ya burada bu kadar pirketin ne işi var dedim ben. Burada pirketlik bir iş yoktu. O odaların içini gösterdi. Allah Allah dedim. Ya buranın içi yapılı değildi. Tabanlar beton yapılmış. Ya sen bunları hangi ara yaptırdın? Hangi ara dediğin? Kaybolduktan 8 ay sonra geldiniz. 8 ayda yani. Evet. İşte bizim dikkatimizi çekti. Belki onda o dökülen betonlardan bir parça da götürdü üstüne döktüler. Siz bunun kaybolduğu hafta gelseydiniz hiç bu kadar uzamaz yani. 8 ay sonra her şey bitmiş gitmiş. Herkes atı alan Üsküdar'ı geçmiş, betonları dökmüş, evleri yapmış. Taşımışlar diyorum ya, evet. Kedi inceğini taşır gibi. Jandarma nereye arıyor? Tamam burayı aradı, burada iş bitti, buraya. Orayı arayacak, oradan buraya yani. Bir de bir iş bayağı.
Ama ya en ama... son yine taşıdı diyorum size ya. Asidin üzerine düştü diye. Evet. O zaman bu Mustafa'nın bar evinde öldürdüğü kısmı tamamen doğru. O zaman Zeynep'in anlattığı gibi o kanları temizleyen de bu kadın. Ben temizlemedim. Keşke ben görseydim. Sen temizledin. Yani. Çünkü ben sen temizledim yani. Ben bu kadın demedim. Ya bu kadının hangi söylediği yalan çıktı? Sen bu resmen temizledin. Bütün dorguları. İftira şunu da böyle duydum bana. Ama. Şunu da şeyle duydum ama. Şu da şeyle oldu muydu ama diye aynen. Diye. Cinayet anlattı. Duyduklarımı söylüyorum diye diye. Ama şunu da unutmayın. Bütün etrafındaki herkesin de cezaevine gitmesini arzuladı. Bak şimdi Leyla'yı da işin içine kattı. Şimdi Mustafa gitti, Cahit gitti. Hatice'yi de şu anda işin içine kattı. Evet. Leyla'yı da işin içine kattı. Bir tek kendisi böyle her sütten şeyden habersizdi. Sütten çıkmış hakkı çıktı. Yani şimdi, her dediğine de doğru kabul etmem. Kendisine aklamaya, şimdi kendisine bir şey diyemeyeceklerini de bileyim. Karşı tarafın ifadelerini o biliyor, biz bilmiyoruz. O ne konuşulduğunu bileyim. Şimdi karşı taraf cinayeti kabul etse, aha ceset burada dese, cinayeti kabul etmiş olacak. Hala değil ya, ben yapmadım. Ya sen ne yapmadın ya? Ne yapmadın? Senin hiç mi Allah korkun yok? Senin bu adamdan ne alınmaz bir ihanetin vardı ya? Neye alınmaz bir ihanetin çünkü, vardı? Çünkü babalarının mallarına gelmişti. Ya babalarının malını veren de geldi. Onu millete yalan yanlış anlatan da geldi. Ona anlattığı da yalan. Ya bu malın parasını beraber verdiler, beraber. O önemli değil. İşte... Ortak oldular. Tamam. Geldi ama... sonradan etrafa şimdi... Tamam. Ben kendine para karşılığı vermedim. Dapıyı verdim ama bir hata ettim. Beyli anlatıyor. Sen bu malı böyle vermedin bu adama. Sen bu adamla ya 25 senelik dostum dediğin adama yaptıklarına bak ya. Ağlıyor Mustafa da ağlıyor. Ya bakın inanın vallahi bakın yemin ediyorum gidip imam nikahımı boş ettireceğim. Arvatla gidip tekrar nikah kıydıracağım. Niye? Çünkü benim nikahımı bu adam kıydı. Kim kıydı? İmam nikahımı. Cahit mi? Cahit kıydı. Bu çocukların adını kulağına bu adam fısıldadı. Adlarını bu koydu. Daha ne anlatayım size ya? Kardeşimin Emre'nin onu da bilirsiniz imam nikahını bu kıydı. Daha ne anlatayım ya? Daha ne anlatayım? Bir adam bir adamla hakikaten 25 senelik dostum değil ya. Bunları yapar mı ya? Az söyleyeyim sana. Kardeşimin sen düğün gecesi. Kardeşimin düğün gecesi nikahını kıydırmayı unutmuşum. Gece saat 1'de annem gitti motorla aldı geldi kendini evinden. Hoca çabuk gel oğlanın nikahını kıydırmayı unutmuşum diye. Bu kadar samimilerdi ya hocam. Ben böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Bilmiyorum. Hani herkesin ibadeti Allah'la kendi arasındadır. O yüzden bu tip şeylerin konuşulmasından hiç hoşlanmam ama. Şunun içimden geçtiğini söylemeden edemeyeceğim. Buraya yayına geldiğinde sırf hani çok özel hayat olduğu için soramadım. Ama ne okuyor, ne biliyor, ne ediyor bu konuda gerçekten çok merak ediyorum. Yani acaba hani böyle üç kulu Allah bir elham oku desek nasıl okuyacağını çok merak ettim evet. Ama çok özel hayat olduğu için burnumu sokamadım. Yani bana yakışmaz, kimseye yakışmaz. Ama hakikaten merak ediyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi Mehmet Muharrem Elvan Diyanet İşleri'nden emekli oldu. Emekli maaşı alıyor. Hatice Ergül'ün eşi yani tutuklu olan diğer kardeşi Mustafa da halen görevli. Bu arada babamız da imam diyor ya babaları... Diyanet işlerine bağlı değilmiş. Öyle kendisi gidip yardımcı olmak için hocalık yaparmış. Namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırmış. Senin eşin hakkında da hem açığa alındı bu şu demek yani maaşından da faydalanamayacaksınız. Hem de soruşturma başlatıldı. Eğer bütün bu davalar bitip hüküm kesinleşirse bu sefer buradan söylüyorum Cahit Ergül'ün bugüne kadar aldığı Diyanet'ten aldığı emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de geri alınması lazım. Bence öyle. Adalet budur. Eğer sen imamlık yaptığın dönemde bir cinayet işlemişsen, hani şimdi öyle geriye dönük hak alınmaz falan. Hayır, eğer Diyanet'ten emekli alıyorsan gayet güzel. Eğer alınmıyorsa da alınması lazım. Yani ya bir belli tutacak... meslekleri çok ince bir çizgisi var. Doktorlukta da vardır, bu avukatlıkta evet, da vardır. Çok ince kanunlarla bir hem de değil mi kesinlikle, bağlısınız. Tabii. Bu konuda da eğer böyle bir şey yoksa bir en azından çıkmış olur. Ama Mustafa Ergül'le ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklama bu yönde. Teşekkür ediyorum.
Daha sulu hayat asıyorsa hayat yaşattı. Abi. Herkese verilecek cevabı, her duruma uygun lafı vardı. Yayınımıza geldiği ilk günden itibaren hareketleriyle, konuşmalarıyla ve tepkileriyle dikkat çekti. Sadece beden dili değil, sözleri de tartışıldı. İtalinden vazgeçmez. Ben İtalinden bir kötüyüm de yavrum ya kapıya koyayım. Ben dedim ki herkesin namusu dedim, sofram mı da dedim, herkesin önünü açılsın dedim. Allah'tan korkun, peygamberden haya edin. En çok sağlığından şikayet ediyordu. Gözü, kulağı, kolu, eli, ayağı hep sıkıntı yaratıyordu. Ne doktor beğeniyor ne de tedavi kabul ediyordu. Görmüyor. Yalan mı söylüyorum? Yalan bak mı gözlüksüz söylüyorum? Böyle görünmesi gerekiyormuş şeyden %25'i böyle. İşte benim şeker de gözüme vurup yani dumanını görüyorum. Ya, sen de dumanını görüyorsun. Ben de valla gece acile gittim, çekiciye gittik, çekiciyi bulamadık, acilde serum falan verdiler. Bir gün kolu eli tutmuyor, diğer gün yayına kolu sarılı çıkıyordu. Eğitim ve araştırma sahnesinde doktor sardırdı. Ne dedi doktor, ne çünkü olur? Çünkü çıtlakmış. Çarşaf. Sargı bezinle sardılar. Gizem o ne? Sargı bezi. Ne çarşafı ya? Bilip bilmeden yani yorum yapıyorsunuz ama hasta bezi, hasta bezi. Herkese cevap yetiştiriyor, kendisi dışında herkesi yalancılıkla suçluyordu. Bitmez tükenmez bir enerjiyle tartışıyor, karşısındakini pes ettirene kadar sürdürüyordu. Sen ağzın var konuşuyorsun Büşra. Hayır, hayır ben hep size orada söylediğimi söyledim. Şimdi Mehmet Bey'i sen esas gözlüklü hoca kimsen bilmem bana kafayı taktın. Yok hocam lafı çarpıtmayın. Yanlış anlaşılma olmasın yani laflar çarpıtılmasın. Beni kınayan benim köyneme giysin. Beni kınayan benim ataşımda evet. Yansın. Yansın yansın. Yalan söyleme. Gel o zaman meydana gel. Yalan söyle. Gel yalan meydana gel. Da yalan söyle. Ben alnım yani, açık meydandayım. Sen de meydana gel. Sen de meydana gel. En çok da deyimler ve atasözleriyle süslediği konuşmalarıyla şaşırtıyordu. Hiç beklenmedik anda ağzından çıkan bir özdeyiş herkesi gülümsetiyordu. Şeytan eser kendi düşer. Nereden biliyorsunuz böyle özlü sözleri ha? Ben hayatın da mektebini okuyayım Müge abla. Ana başa tacimiş, her derde ilacimiş. Bir evlat bir olsa da anaya muhtacimiş. Biliyor musun? Ben her zaman derim mızrak çuvalda gizlenmez. Derler ki zengine hayırlı olsun derler. Fıkraya da nereden buldu derler. Mevlana Rumi Hazretleri diyor ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi. Şey zaten mi abla hani bir laf var bizim büyüklerimiz der ki ne? Elden gelen ön olmaz, o da vaktinde olmaz. Benim ağırlığım yer üstüne, rızkım Allah'ın üstüne. Kıratın yanında duran ya huyuna ya suyuna. Kim öğretiyor size bunları? Söyleyene de söyletene bakmıyor da. Üç katlı kocaman bir evin tek odasında kedileriyle yaşıyor. Ağır duyduğunu iddia ettiği kulağıyla en hafif sesleri dahi işitiyordu. Sol kulaktan. İşte sol kulağımla konuşuyorum. Zaten sağ kulağımla konuşmuyorum. Dur tamam otursan ben bunu... Dur hele dur. Yalan mı söyleyeyim ya size? Ayıp ya. Bu kadar bir insan üstüne gidilmez. Tamam göster burada. Ne oldu birine bir? Benim kulak cihazım. Hep haklıydı, hep mağdurdu, hep masumdu. Şu an suçlandığı için yalan söylemiyor abla. Ben her şeyin üstüne yemin ederim. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Tas yere düşmeden cıngırdar mı? Zeynep var ya kara kutu gibi ha. Daha anlatsa yani. Herkes ona haksızlık yapıyor, herkes onun günahını alıyordu. Bu bataklıktan böyle yeşeren böyle fidanlar gibi açsınlar amin, yani. Ona da onu da. Ya, amin, amin. 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 En sonunda başkalarının sevabına da göz koymuştu. Nerede tehdit etmişim, nerede görmüşüm? Ya Zeynep aslında ne kadar zor bir hayatın var. Herkes seninle ilgili yalan söylüyor. Yani gerçekten çok zor bir hayatın olmuş. Müge abla ben imtihandan geçeyim. Cenneti kazanmak kolay değil. Çünkü herkesin sevabını alacağım, ibadetini alacağım çünkü. Ya artık sen bizim sevabımıza da göz diktiysen. Kardeşim yani ben ne diyeyim ben anlamadım yani. İnşallah. Yok kaldıydı almadı. İnşallah benim hakkımda kim ne söylüyse alacağım hakkımı. Ben vermiyorum. Sevabımı da vermiyorum. Bir şey... İbadetimi de vermiyorum. Evet şeytan eşer kendi
Düşer. Bunu unutmayalım. Bu güzel bir sözdüm. Evet, Rami Özkan da aramızda. Başınız sağ olsun Rami Beyciğim. Çok biliyorum, teşekkür ederim. Biliyorum çok zor bu durumda buraya gelmek ama hayatta bir şekilde devam ediyor. Öncelikle size tüm izleyicilerimizden gelen başsağlığı mesajlarını iletmek istiyorum. Onların adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkese. Ve çok sayıda Yasin okuyan, dua okuyan ve evladımızın ruhuna bağışlayan izleyicilerimiz vardı. Allah inşallah hepsini kabul etsin. Amin. Allah bütün arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. İlk günden, ilk dakikadan itibaren telefonla arayarak, mesaj göndererek, camiye gelerek, mezarlığa gelerek ve onu müteakip 3 günden beri de ofisimdeki taziyeye akın akın gelerek bizleri yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, bütün dostlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Amin. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim Müge Hanım. Sizlere de, size de sabırlar versin. Size de, ailenize de, annesine, babasına, eşinize, halasına, ne bileyim bütün akrabalarına. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nurlar içinde yatsın. Şimdi mekanı cennet olsun. Bizim tanıdıklarımızdan da çok fazla, çok fazla başsağlığı mesajında burada Allah size ileteyim. Allah herkesten razı olsun. Üstümüzde kalmasın. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun. Hakikaten 24 saat telefonlarım susmadı. Mesajlarım telefonlara sığmadı. Gelenler Allah bin defa razı olsun sayısız İstanbul dışından ve İstanbul'dan. Dostluk güzel bir şey. Gerçekten bizim örf adetimiz Müge Hanım çok güzel bir örf adet. Yani en acı gününde bile yalnız böyle düğününde bayramında değil ama acı gününde dostları yanında görmek başka türlü bir teselliye vesile oluyor. O bakımdan bu örfümüz adetimiz güzel bir örf adet. Tekrar bütün İstanbul dışından, İstanbul içinden arayan, soran seyircilerimize, izleyicilerimize, herkese çiçek göndermek inceliğini gösteren bütün yakınlarıma, oraya kadar özellikle gelip o kalabalıkta, camideki kalabalık mahşeri bir kalabalıktı, hepsinden Allah razı olsun. Oraya kadar gelmek inceliğini gösteren bütün dostlarıma binlerce defa teşekkür ediyorum. Ve herhalde torunun huşu içerisinde oraya. Tamam, sen hadi şimdi biraz iyi ol. Tamam, biliyorum. Sağ ol. Çok çok uzun aylardır zaten aynı sıkıntıyı yaşıyordum. Ben rica ediyorum herkesten de tabii ki başsağlığı dilemek bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde, dinimizde var ama sürekli de acıyı hatırlatıp insanları da biraz evet, biraz daha yanında olup moral vermenin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Nurlar içinde yatsın, o zaten küçücük bir çocuk. Ne yazık ki amansız bir hastalığa yakalandı. Bu da bize hayatın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Pazartesi günü yayına çıktığında da söyledim. Zaten hayat yeterince acımasız, yeterince üzüntülü, dertli. Bir de biz işte bunun üzerine hayatın bu olağan akışının içindeki üzüntülerin, dertlerin üzerine İşte bir parça toprak için insanların birbirini nasıl öldürdüklerini, nasıl ihanet ettiklerini, nasıl dedikodularla, iftiralarla kimleri olayların içine kattığını işliyoruz burada. Yani ne kadar anlamsız şeyleri konuştuğumuz bir kez daha ortaya çıkıyor. Rabbimin verdiği canı bir tek o alır, o almalı. Hayat böyle olmalı. Kaza, zaten bir de kaza da var değil mi? Yani hani zaten var hayatın içinde bu şeyler ama işte görüyorsunuz bir parça arazi için insanlar, kardeşler birbirlerine neler söylüyorlar. Neler yapıyorlar. Tabii siz izleyememiştiniz. Şimdi az önce izlediniz. Evet. Zeynep'in en son anlarını kaçırdınız. Burada neler yaptığını ama herhalde nasıl iyileştiğini az önce izlediniz, gördünüz siz de. Birdenbire kadıncağıza bir şey geldi. Evet. Bir iyileşme evet. Geldi yani evet. Birdenbire. Özellikle bilmiyorum yani doktorlar ne diyor, tıp tarihinde görülmemiş bir iyileşme süreci yaşadı Zeynep. O çok İnşallah. Belirgin bir şeydir. Evet. O çok belirgin bir şeydir.
herhangi bir şekilde bir organda organik bir rahatsızlık olmadan hastalık taklit etmek meselesi çok bilinen bir şeydir. O bizim en büyük dertlerimizden biri. Özellikle Amerika'da doktorluk eğitimi sırasında buna çok fazla, bizde de önem verilir. Çok fazla önem verilir. Yani yabancı ülkelerden Amerika'da doktorluk yapmak isteyenler bir sınavdan geçerler. O sınav sırasında oyuncularla sınavı yaparlar. Yani doktorlar da taklit mi yapıyor, gerçek evet. mi yapıyor annesini diye. Ama biliyorsunuz zaten hastaneden de bizi arayan bir doktorumuz olmuştu bu süre içinde. O bize geldi rapor almak için ama 3 ayrı yere gitmiş, psikolojiye gitmiş, şeye gitmiş işte ne o beden, omur... Fizik tedaviye gitmiş. Fizik tedaviye gitmiş, bir de başka bir doktora daha beyin gitmiş. Beyin cerrahisine evet, gitmiş. Ama hiçbiri demişler ki sen iyisin demişler, rapor vermiş ama bu raporu nereden aldılar bilemiyorum demişti. Bunu bununla ilgili kazanç, de sosyal hizmetler zaten bir soruşturma için. Başlattı. Evet. Yine tekrarlayayım efendim. Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki Mustafa Ergül şu anda cinayete iştirak etmekten tutuklu olan Hatice Ergül'ün hala resmi olarak imamlık görevi yapan Mustafa Ergül hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi. Ayrıca açığa aldılar. Zaten cezaevinde açığa almasının anlamı şu, yani maaşı yatmayacak. Ve yine tekrarlıyorum. Bilmiyorum Rami Bey, size onu sormak istiyorum. Şimdi... Cahit Ergül buraya biliyorsunuz yayına ilk bağlandığında bir dakika ben öğle namazını okuyayım diye yayınımızdan ayrılmıştı. Ben hiç unutmuyorum yaşananları. Yani o sırada faal olarak imamlık görevi, Diyanet'in kadrolu imamıydı. Evet. Ve bu hükümler kesinleşirse ve devlet memuruyken bu cinayeti işlediği hükümle kesinleşirse geriye dönük olarak bu emeklilikte bir şey yapılıyor mu? Yok. Yapılması belki lazım işte. Sonra ha? Yani. Ancak olayın ortaya çıkmasından itibaren eskiye şamil olacak bir şey olmaz. Çok yanlış değil mi? Maalesef öyle. Çok yanlış. Evet. Yani sen eğer o sırada bunu yaparken bu suçu işledinse evet. bence bütün bu devletin sana verdiği imkanları da geri ödemek zorundasın. Yani emekli ikramiyesi oluyor, aldığı bunca tabii. yıllık emekli maaşı oluyor. Sen çalıştığın kurumun bütün değerlerine aykırı davranmışsın. Tabii. Yani Rabbimin ilk kuralını değil mi? Adam öldürme kuralını çiğnemişsin. Onun üzerine yalanlar söylemişsin, iftiralar atmışsın. Hepsi dinen suç. Sonra gidiyorsun bir de evet. oradan emekli maaşı alıyorsun. Evet. Haram zıkkım yaptığı olsun. Yaptığı meslekle insanların güvenini kazanarak insanlara daha fazla yaklaşma imkanı bulduğu yaşamlarının içerisine güven duygusu içerisinde bir fiil girdiği bir meslek yaparak bu suçları işliyor. Bu bir kaza suçu değil. Bu bir bilerek, isteyerek tahammüden adam öldürme suçu. Dolayısıyla ben de size çok katılıyorum. Yaptığı meslekten dolayı bunun bir bedelini ödemeli. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama dur bakalım yani her bunun şey... Bunun bedelini... Değişiyor. Yani mahkeme henüz sonuçlanmış değil ama... Sonunda ömür boyu hapis yarak zaten ödeyecek. Hem de ağırlatılmış ömür boyu hapis. Çünkü şu anda canavarca hislerle adam öldürme suçundan cezaevinde. İşte onun karşılığı zaten ağırlatılmış ömür boyu. Yani başka bir şey akla gelmez. Evet. Canavarca hislerle tasarlayarak, tabii. planlayarak yapılan bir cinayet yani. Tabii. Hatice, kızınla konuşabildin mi? Yok, kızımla konuşmadım çünkü ben bir şey bilmiyorum ki. Sana bir şey sormak istiyorum. Çünkü Zeynep tamam da bir şey ben kan temizlemedim. Bir dakika, bir dakika dinle. Seninle muhatap olmak istemiyorum. Sadece soru soracağım sana. Muhatap olmaya bile değmeyen insanlarsınız siz. Senin telefonunu niye aldı eşin elinden? Ha, Zeynep söylemiş diye. Hayır, şimdi telefonunu almadı elinden, ki. Yani bende duruyor. Cinayeti birilerine söylersin diye hayır, mi aldı el bende. Telefonunu? Benim telefonum ha? duruyor. Bir tanesi kızımda, bir tanesi de bende. Duruyor, niye alsın ki bu? O dönem. O dönem için söyledi ya Zeynep aldı hayır, duruyor. Telefonunu aldı elinden duruyor, dedi. Duruyor, duruyor. El koydu eline dedi, kimseyle görüşmesin tane, diye dedi. Bir tanesi ha? kızımda, bir tanesi de bende. Niye yalan söyleyeyim? Duruyor yanında telefonum. Abla bizim senden bir işimiz benim yok. Benim de sizden bir işimiz Hatice, yok. Hatice ben sadece yani. O Kur'an'a el bastırılanların yoktu. İsmini o rica ediyorum. O Kur'an'a el basanları ben görmedim. Ah keşke biliyorsun. Görseydim ablacığım, ya. Ablacığım. Keşke görseydim. Ya kızın savcılığa verdiği ifadede. Kızım görmüşse demiş ben görmedim. Ki, demiş ki biz annemle mutfaktaydık. Mutfaktaydık biz. Tamam. Ha? Mutfaktaydık. Tamam çünkü demek ki hangi günden bahsettiğimi biliyorsun görmedim işte. Çünkü. Oradasın. Kur'an'ı tamam. görmedim. Gördün diye o zaman duyduğunu söyle. Tamam bak mutfaktaydık biz dediğine göre biliyorsun. Biz mutfaktaydık. Ne oldu? Mutfaktaydık. Kızın duyuyor. Tamam. Kızın duyuyor.
Sen de mutlaka... Zeynep'in elinde hep bir Kur'an vardı. Tamam. Kur'an vardı ama ben görmedim. Kimi Kur'an'a bastı, el bastığını tamam, görmedim. Tamam, kimler vardı odada o zaman? Siz mutfaktayken odada olanlar neler kimlerdi? Neler konuşuldu? Ya neler konuşulduğunu benden kim? Hep... Tamam. Kim vardı? Hayır, kim vardı? Duymuşsundur sen bunu. Kızın duyduğuna göre sen de duymuşsundur. Aranızda bir metre mesafe var. Değil mi? Çünkü Kur'an'ı el basanı ben görmedim yani. Odada tamam, görmedim. Odada kim vardı? İşte odada hepsi vardı, oturuyorlardı. Hepsi dediğin kimler? Say. Zeynep vardı, Ercan vardı, Cahit abi vardı. Bizde eşim yoktu zaten. Biz hadi temizliğe gitmiştik. Zeynep vardı, Ercan vardı. Bunlar vardı. Zeynep'in elinde hep Kur'an vardı. Yani Zeynep, Ercan, senin kocan ne Cahit? Hayır, benim kocam yoktu. Biz temizliğe gittik oraya. He. Biz temizliğe Zeynep gittik. Zeynep var, şimdi Ercan var. Yani Zeynep'le kocası var, bir de Cahit var. Zeynep'le kocası var. Ne temizliği ya? Ev temizliği. Yani benim eşimin annesi yaşlı olduğu için temizliğine, bulaşıklarını falan hep biz yaparız. Kimin evinde oluyor bu? Sen misin kızım? Hatice Hanım, sen o anda kızınla beraber mutfaktayım demedin mi? Evet. Tamam işte mutfaktaydı. Eşin de geldi. Temizlik işte, nerede, mutfak nerede? Eşi de var. Temizlik yani işte temizliğe gitmiştik bak biz oraya. Eşin de var işte, eşin de var. Eşin de var. İşte ben görmedim işte o Kur'an'ı, bak, görmedim. Bak Hatice. Yalan söylüyorsun. Sen şimdi biraz önce kızınla birlikte, kızının ifadesine göre net biçimde mutfakta değil misiniz? Evet, mutfaktayız. Kızın ama Zeynep'in elinde bir Kur'an dolaşıyordu. Temizlik ne arıyor o anda? Yani biz oraya devamlı mutfakta olduğumuz için... Hani orası neresi? Kimin evi? Sen? Kimin evi orası? Cahit abiginin evi. Heh. Yani şu anda bu hüküm kesinleşirse efendim, bence olayın en güzel tarafı bu. Büşra'ya kalacak ev. Büşra ve kız kardeşine kalacak ev. Tamamı hem de. Yani hem de tamamı. Tamamı ona kalacak ev. Yani o evdeydiniz. Zeynep'in elinde Kur'an vardı. Senin kızın demiş ki Zeynep elindeki Kur'an'ı getirdi. Ve evde bulunan herkese Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayeti hakkında konuşmayacağız diye Kur'an'a el bastırdı demiş. O an ben mutfaktaydım. Şimdi bir dakika. Eğer bu cinayeti sadece Zeynep'le kocası ve Cahit biliyorsa, değil mi? Evet. Siz evdeyken niye bu mevzu olsun? O zaman kendi kendilerine giderlerdi üçü, bir yerde basarlardı Kur'an'a. İşte biz ya oraya yani buradaki tenakuzu yani. Da bir kez daha altını çizeceğim. Yani adam öldürüp Kur'an-ı Kerim'e el basmak yani. Çok çarpsın. Kötü bir şey. Bence de. Hiç de korkmuyorlar ha, çarpılır çarpsın, falan diye. Yemin çarpsın. Ediyorum hiç korkmuyorlar yani. Allah o Kur'an'ı kitaba Kur'an-ı Kerim'in birinci emri. Tamam da ben Kur'an'a el basmadım ki. Basmadım, yapmadım ha. Orada yani. Oradaymışsın işte, gidip yapma, engel olsaydın. Ya hem adam öldürdünüz, hem adam kaydettiniz. Sonra Kur'an'a el basıyordu. Elinde bende dedi. Keşke görseydim, görseydim ya. Keşke görseydim. Sonra da Kur'an'a el basıyorlar. Allah o Kur'an'lar sizi çarpsın. Keşke görseydim. Kur'an'ı kitap katmayın. Katmayın. Keşke görseydim. Hep size ne alıp veremediğim var. Katmayın. 3 yıldır örtbas ettin. 3 yıldır örtbas ettin. Keşke görseydim. Belki Kur'an elindeydi. Kızın geldi, pardon, söylemiş sana ya. Evladım. Hayır. Söylemiş ya. Bir dakika, Kur'an elindeydi Hatice. Bir saniye, Kur'an-ı Kerim elindeydi, tamam. Belki okumaya gidiyordu. El basma olayını nereden tahmin ettin de şimdi o gün diyorsun? Çünkü biliyorsun hayatım yani. O gün Cahit abi vardı. Hı-hı. Zeynep vardı. Bir de Ercan vardı. Tamam. Kayınvalidem de hastaydı. Tamam. O da aynı odada mıydı? Galiba aynı odadaydı. Kayınvalidem çok hastaydı. Biz oraya gittik. Kayınvalidem hasta yatıyordu. Kocan da oradaydı o zaman. Evet. Evet. Kocası da orada. Kocan da orada. Kocan da oradaymış. Hayatım doğruyu söyle. Kocan da oradaymış. Korumaya çalışıyorsun. Hayır, korumaya çalışıyorum. Şu saatten tamam, sonra korumam boş hayali. Ama kocan da oradaydı. Ama ben Kur'an'ı kimin el bastığını görmedim. Hayatım şimdi eğer hepimiz burada oturuyorsak, birisi de Kur'an-ı Kerim'le eline gelip bize bir şey söylüyorsa bununla ilgili konuşmayalım diye. O zaman hepimizin bastığı ve odalar çok güzel değil ki. Yani mutfağın yanı oda zaten. Evet. Bizim bay evinden bahsediyorsa, ortaklık bay evinden bahsediyorsa, evet, bizim mutfağın yanı. Yani sesi duymaman, etmemen mümkün değil. Tamam da mutfak hepsi şurası, benden oda gizli yapılıyor yani. Zaten. Her şey benden gizli yapılıyor. Bak gizli yapılsa, gizli yapılsa niye senin yanında yapılsın? Senin olmadığın, kızının olmadığı bir yerde yapılır. Bunu bütün aile biliyordu. Ve bildiği için zaten bütün aileye el bastırıldı Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü ben Kur'an'a el bastırmadım. Tamam, sana bastırılmadı ama bastırıldığını biliyorsun. Bastırıldı. Biliyoruz. Yani. Çünkü her şey benden gizlendi. Bastırıldı. Hep benden gizlendi her şey. Anladım.
Çünkü seni de kızımla tehdit ettiler. Kızımla tehdit ettiler işte. Keşke bilseydim, evet, görseydim, evet, duysaydım. Söylersen dediler, kızına yani şunu yaparız diye tehdit aldım. Söyleyemezdin çünkü kızından korkuyordu. Çünkü sen bunu söylediğin zaman kemikler bulunamazsa tutuklanmayacaklarını düşünüyordun. 100 senedir tutuklanmaması da onlara da zaten çünkü acayip her şey benden şey verdi yani. Hep beni dış kapının mandalı. Evet, bir rahatladılar. Hep sen beni de dış ya tutuklanmazlarsa gibi gördüler. Hayır, sen de ya tutuklanmazlarsa ve kızıma bir şey yaparlarsa deyip sustun, söyle artık ne? Ya, ya bilseydim keşke, ah keşke o orada her şey, her şeyi ama bilseydim. Ama tahmin ediyordum. Tahmin ben... ediyordum, şüpheleniyordum. Ha. Ya zaten sen şey cinayetin olduğunu biliyorsun. Neyi ya, bilmemen gerek daha? Ya keşke, 3 yıldır saklanıp Kur'an'ın el basıldığını biliyorsun. Ya, benim size daha neyi bilmemen lazım? Yok. Daha neyi bilmemen lazım? He? Abla zaten senin bizden tamam anladık bir işin yok. Sana bir işin yok. Kabul, bizim de seninle bir işimiz yok. Bak, sana da el bastırdılar da sen ondan mı konuşamıyorsun? Ya bana bastırmadılar. Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkınıza bak. Ben. Bak, bence Kur'an'a yemin etmek benim adıma ya önemlidir. Çünkü benim inandığım... Kur'an'a el bastırmak bak, çok önemli bir şey ya. Bak, sen fakat böyle bir konudan dolayı oraya el bastın diye konuşmazlık yapma. Çünkü zaten ya ben sizin sana el bu yaşananlar... Basmadım. Yani bu yaşananlar öyle bir yeminle örtübas edilecek bir şey değil. Zaten ona Kur'an'a el basmak ya adamı çarpar bir böyle şey bir durumda yani. Ya niye yapayım ya? Niye hayır yapayım sen ya, de şimdi ondan yapayım dolayı mı konuşamıyorsun? Ben el bastım. Hayır ben Kur'an'a el basmadım. Kur'an'a el basmak ne demek ya? İyi herkese bastırdılar da niye o kızınla sana sen bastırmadılar? Varsa, sana da tamam da ben basmadım. O sen de ben el basmadım. Sen basmadım, de basmışsındır. Yapmadım. Ha. Teklif ettiler sen ben yapmayacağım hayır, dedi. Hayır teklif de etmediler bana. Etmedim ya. Niye o zaman senin yanında olsun? Sen 40 yılda bir temizliğe gittiğin zamanı mı buldular? Gider zaten gizli yaparlar. Gizli sana, yani. Senin yanında hep ne yapıyorlar? Gizli senden gizliyse senin yanında niye yapsınlar? Peki kocanı niye dövdüler abla? Kocanın dayak yediğini biliyorsun. Yüzünün gözünün vücudunun mosmor eve geldiğini görüyorsun. Sen Allah için hiç mi kocana sana ne oldu demedin? Dedim benden gizledi yani. Ne dedi benden ne dedi? Gizledi. Ne dedi abla? Ercan'la dedi kaza yaptık dedi. Sen dün de abla dövdüler, dövmüşler mi? Her taraf mosmor dedik. Ben sonradan anlıyorum her şeyi. Bak sonradan anlıyorum. Ama abla, mesela kazada gözümü morardı. Çizildi mi anlaşılır. Ya bir dayak vardır, bir kaza vardır. Kazada morarılmaz. Kaza getirirse yani morarılmaz. Bir yeri yaralanır. Ya bak bak ben sana yani vicdanına seslenip bir kelime söyleyeyim. Ben vicdanımla tamam konuşuyorum bak, zaten. Benim yapmadım amcam yani son zamanlarında değil mi? Allah rahmet eylesin. Cümle geçmişlerimize. Amin. Son zamanlarında bir tek senin kocan inanıyordu. Ama hani insan evet şeyden arafta kalır ya. Ne inanacağını biliydi, evet, ne inanmayacağını biliydi. Çatal. Tamam da benim senin kocam benim amcamı bir daha iki kaç sefer kullanmışlar. Bak, götürmeye kalktı. En sonunu söyleyeyim mi sana? Benim dükkanım o köy yolunun Gatem Kavşağı. Sen bilirsin orayı. Bilirim. O kavşağa giriyorlar bana giderken. Gatem kavşağında motorun tekeri patlıyor. Sordum kendisine de sordum. Motorun tekeri patlıyor kocan arkasında. Patladığı kimi yolun kenarına çekiyor. Bak benim dükkanım da orada. Amcam beni aradı. Oğlum dedi Gatem kavşağındayım. Motoru yitecek hali yok. Ya sen sersem öyle bir adamdan bahsedik. Gatem kavşağındayım. Acı beni karşıla senin dükkana doğru geleyim dedi. Motorun tekeri patladı. Tamam amca geleyim ha dedim. Neyse gittim kendini yolda karşıladım. Dükkanı aldım geldim motoru yite yite ben. Ne oldu ya hayır inşallah dedim. La yorum dedi gene Allah tarafından dedi. Aynen bak Allah beni Antep'e götürmesin yalanım Allah varsa korusun ya. Allah ne dedi biliyor musun? Yorum hayrına mı şerrine mi olaydı? Ya gene oğlum ölümden döndük dedi. Ya da gene Allah bizi esirgedi dedi. La ne oldu emmi dedim. Aa dedi gene dedi hocanın kardeşi kör dedi ben aradı dedi. Aa beyle dedi. Musalla da ölüymüş. Hele şu baka gedek ben çoktan beri senin orayı görmedim. Hele götürek de beni bir oraya göster. Hangisi diyor bunu? Kör. Mustafa. Mustafa Ergün. Dedim, la yorum bunun senin benimle ne işi var mi dedim. Ne bileyim abi dedi. Geçen sefer de beyle götürmeye niyetlendim dedi. Onda da gene bir şey çıktı dedi. Gene gidemedim dedi. Bu sefer de aradı dedi. Bunu kalbini... 3 sene önce de anlatmıştın. Aynısını. Anlattım evet, aynısını ya. Aynısını anlatmıştın. Dedim ki, dedi ki, la yorum dedi, hayır inşallah başımıza bir şey gelici dedi. Allah bizi dedi çevireyim mi neydi dedi. Doğru. Bu sefer de gidiyken dedi teker patla dedi. Kendini doğru da dedi endirmiş. Tekrar dolmuşa bindirmiş, geri salmış. Sen git de bari ben şu motorun tekerini yaptırayım demiş. Oğlanı arayayım da gelsin demiş. Gittim motoru karşıladım. Ben aldım geldim. Aa üçüncü. Gene bunun adı geçi. Buyurun ben daha ne diyeyim? Mezara bak ben senin vicdanına sesleneyim. Kur'an okuyalım diye ablam, de. Ablam bak vicdanına sesleneyim.
Çoluğun var, çocuğun var. Leyla var mıydı? Onu söyle. Leyla yoktu. Leyla yoktu. Leyla nasıl yoktu? Çoluğun çocuğun var. Bak ablam, bu saatten sonra artı her şey belli. Ya her şey belli. Bak zaten. Belli. Her tamam şey mı? Belli. Bak dün sen de söyledin. Evet. Kocam itiraf etmiş dedin. Bak. Eğer azıcık bildiğin bir şey varsa. Bizim için de. Bak, bak bizim için de. Ben sizin için demiyorum. Bizim ben kendim için diyorum. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben lafımı bitireyim de. O inandığın Allah var ya. O inandığın Kur'an-ı Kerim var ya. Ağzınızdan indirmediğiniz o kitap var ya. Onun hatırı için. Bak. Boş ver. Bak her şey bitti her zaten. Şey bitti zaten. Her artı şey bitti, onların bitti, işi bitti, bitti. Bitti. Bak bizim aradığımız bir cenazeydi. Ya düşün düşün. Cenazemiz var. Ölümümüz yok. Evet. Millet bizi tanıyan tanımayan araya başlasın sen olsun değil. Ne diyeceğimizi bilmeyik. Ey abi kusura bakma. Emniyetten haber bekleyik. Eğer bir haber gelir de bize bir şey bulur da verirlerse götürüp gömücük konuştuğumuz şeylere bak. Bir taziye ve kurucuk. Bak. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Bak. Gerçekten çok, çok kötü bir şey. Biz zamanında bak bak senin bu ailen yüzünden, ailendeki insanlar yüzünden biz şurada oturduğumuz yerde bize ne demediler de ki? De bunlar dediler emmilerinin yerini bilin. Telefonla şida dediler. Benim öz halam ne dedi? Benim dedi yeğen kardeşimin kaybından mal derdine Allah düşük iki tane yeğeniyle Allah dedi. Kahretsin. Bir tane kızı suçlu dedi. Dedi. Benim dedi emmim bak hatırlıyor musun abla? Şimdi birine silah istemişti silah. Bana. Silah istemişti. Aradı yayına bağlandı. Demek ki adam dedi başka bir şey için isteymiş. Namus davasına düşmüş isteği silahı dedi. Bak adam tehdit ediliymiş. Başına geleceği biliymiş. Silahı onun için istemiş. Hatta hoca için de bir onun şeyi yani var, röportajı var. En son bu 3 sene içinde de yine Cahit'i aramış. Biz evet. Konuşmuyoruz. Biz halamızdan evet. Buradan gittiğimden ötüberi büyük halamdan konuşmuyorum. Bak biz derdimizi şimdi anlatmaya ne çalıştık. Peki? Şimdi ne diyor? Vallahi bilmiyorum ama bizim haberimiz yok. Ki. Ne konuştuğundan ne... istemiyorum. Biz buraya dava kurdalamaya gelmedik. Bak ben her şeyin gerekenini söylüyorum. Üzerimizden mabal kalktı. Bak her neyse oldu bitti. Edebimizi, adabımızı biz bozmayacağız. Duydun mu? O da belki özür dilemek biz ister yayına. Biz her zaman yanındayız. Bak biz yanından hiç kalkmadık. Bak gene geldik oturduk. Biz sizdenik. Anladın mı? Sen kardeşin bizim soy ismimizi taşıyorsunuz. Amcamızın soyadını taşıyorsunuz. Biz hiçbir zaman elinizi bırakmadık. Bırakmayacak da. Ne olursa olsun. Kim ne düşünürse düşünsün. Önemli değil. Hani Zeynep ablam dedi ya Zeynep ablam. Beni kınayan benden beter olsun. Beni kınayan benim köynemi giysin. Allah'a şükür hepiniz bizden 5000 beter oldunuz. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz hakikaten ne kadar beddua işittik ya 15 gündür. Ben böyle şeyler görmedim abla. Ben de. Ya demek ki şunu anladım. Bu kadar çok beddua eden insandan korkacaksın. Evet. Ben dualı derim ya, ben ağzı dualı insan severim. Allah razı olsun. Abi işitmediğimiz beddua kalmadı yani. Bütün ailemiz, her şeyimiz, geleceğimiz hepsine biz... Geleceğin, saygı, geçmişimiz, geleceğimiz hepsinin gibi gitti yani. Gitti yani. Vallahi. Neler demedi ki? Hiç duymamıştım bu kadar beddua. Evet. Ama buradan hala evet yani artık yani bence siz de özür dileyin. Çünkü duyduğum kadarıyla siz zaten bu süreç içinde yine Cahit'i aramışsınız hoca diye. Ben de bazı insanları gerçekten anlayamıyorum. Artık daha artık hani o diyor ki gözüm görmüyor, kulağım duymuyor falan artık yani gözü görüp kulağı duymayan insanlar bile anladılar neyin ne olduğunu dedim yani. Dedim ki abla sen buraya geldiğinde dedim ki bakalım. Halam dedim bakalım. Bak bu işi sana bu konuları sana Cahit mi anlattı? Siz mi Cahit anlattınız? Oğlum bize kendi anlattı dedi. Ya peki bunu size niye anlatsın bu adam? Senin bildiğin şeyi niye sen anlatsın? Bak burada dedim bu adam bizim aklımızla oynayıp bunun derdi bizi birbirimize düşürüp bu işten çıkma. Yani aslında dedikoduları çıkartan da Cahit. O zaman da bunu yaptı. He, şimdi mesela Cahit yaptı. Diyelim ki taksiciye anlatıyor sonra taksici anlattığında diyor ki taksici çıkardı. Ama taksiciye gidip sorduğunda zaten ona Cahit anlatmış. O taksiciyi de kullandı. Mektupta adını verdi. Sahte mektupla emniyete giden mektupta da onun adını verdi. Ya. Onda da onun parmağı var. Hedef şaşırtma. O adam ne oldu bilmiyorum. Yani. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra tabii mahkeme süreci devam ediyor. Özellikle tabii bu kemikler Mehmet Muharrem Elbay'a mı ait çıkan kemikler? İnşallah ona ait bir şey olsun. Daha söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ona da ait olmazsa gıyabında cenaze namazı kılınıyor. Bence çok istiyorsunuz. Bunu yapmalısınız. Evet.
Evet. Allah kabul etsin. Allah insanın gönlüne göre verir. Bir şey söyleyeceğim. Eğer o hani parçalanmış olansa, eğer tümdeyse o bulunan her neyse, tümdeyse şu an kalbimen rahat, %99 tümdeyse o parçaysa tahmin ettiğimiz şey. Bütün değil, evet. Bütün değilse tahmin ettiğimiz şey. Ya bunun artık konuşulmayacak yani şey yazacak bir şey kalmadı ama ben bir şey daha söylüyorum. O bağ evinin o beton dökülen dediğim yerinde, o beton olan yerinde bakılmasını istiyoruz. O çünkü evin altındaki ilk o bağ evi aranmaya gittiğinde o kapının önü özellikle pirket doldurulmuştu. Önüne depo yapılmıştı. Orada öyle bir depo yoktu. Onlar sonradan konmuştu. Sonradan çekilmiş, oraya eşilmek için girildiğinde o bağ evinin içi, tabanı betondu. Yeni yapılmış i̇şte betondu. Zaten siz bunu dediğinizde o meşhur lafı söyledi. Minder mi ki bu, ben buna bunu bizden altına... önce söyledi. Kendine mahalleden demişler. Hoca ya sen bu demişler. Mehmet'e bir şey yedik olmayasın falan diye kendine söylemişler bunu. Bu da ben minder mi altına koyayım evin altına demiş. Evet aynen öyle abla. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Eğer bu Büşra ve kız kardeşinden zaten kan örnekleri alınmıştı. Şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu bekliyoruz. Eğer Mehmet Muharrem Elbay'a ait çıkarsa o kemikler, en azından hani sizin içiniz daha rahat edecek. Mezara koyacaksınız. Değilse kim? Şimdi benim aklımda o da var. O çünkü buna nereden geliyorum? Mehmet Bey dün anlattı, beni de öldüreceklerdi dedi. Öldüreceklerdi. O senedim zaten kaçmasam ben ölecektim. Ben zor kurtuldum. Oradan çıktım, kendi kendimi karakolda buldum. Köye evime geldim, orada gene yiyemedim. Direkt karakola kaçtım gittim. Karakola kaçtım gittim. İşte en sonunda da bunun babası Ferzi Mercanoğlu dedi, yazık ya bunun küçük çocukları var dedi. Bu amca da oğlum git dedi, şikayetçi olma. Peki Mehmet Bey, siz Zeynep'le tanıştığınızda böyle eli kolu ayağı tutmuyor muydu yani? Sağlamdı, canavar gibiydi ya. Onun oğlu, bir oğlu vardı, yatılı okulda okuyordu. Üç tane de kız çocuğu vardı. O çocuklara ufaktı. Ben acıdığımdan daha benden vazgeçtim, kendini çıkarttırdım. Ama 8'er ay mı 9'er ay yattılar bak. Cezaevinde. Anladım. Senedim de... Hayır, öyle gözü görmüyor, kulağı duymuyor. Yalan ya. Kolu tutmuyor. Ya canavar gibi arkadaşım ya. Hiç her tarafı sağlam. Ben şunu yaptı. Saçları adam... sarı mıydı? Çok olay oldu, zaman geçti, o aklımda kalmadı saçı da. Yalnız adamlar içeri gelince bir bayılma numarası yaptı. Orada o bayındı, adamları kendi kendine acındırdı. Ondan sonra benden 20 milyar senet istediler. Benim ya sizin Allah'ınız var mı, Allahsızlardım. Sene 2000 kaçta bilmiyorum. İşte herhalde 15-13 sene oldu bu olaya. Hep aynı. Dediler ki 10 milyarlık imzala. Baktım ben öldürecekler. Dedim 10 milyar olsun, imzalayayım dedim ya. Çok akıllıca davranmışsın ama. Yalnız bana şunu söyler. Emniyete gitme ha. Benim gelin şu kimliğimi alman, kimliğimi verin. Bu bana ders olsun. Usbağası olsun. Kimse duymasın. Ben sizi yavaş yavaş ödeyeyim dedim. Ne olsun? Usbağası yani. Bir daha böyle yerlere, tehlike yerlere gitmeyelim. Kendimi... Akıl bağı olsun ha, yani. Ha. Akıl bağı olsun diye. Bana orada küfür ettiler zaten. Ben de o zaman çıkıyorum. Hala abi. Zeynep baygın mı o ara? Yok. 2-3 dakika geçmeden ayılıyor. Kendi kendine mi? Numara yapıyor. Numara yapıyor. Dün hatta söyledim. Kendini inkar edince 4. ağır çizgideki dedim. Bizim dosyamız çıksın meydana. Senin ne olduğun piyasaya çıksın dedim. Binevler polis karakolundaki dosyam açığa çıksın. Senin ne olduğun çıksın. Psikoloji polisle dosyam var. Onlar meydana çıksın. Senin ne mal olduğun meydana çıksın dedim ben. Orada konuşamadı bak. Gelsin yani o zaman bu 2000'li yıllar, 2000 kaçta dediniz bu olay? Vallahi herhalde 6-7. O zaman 10 yılda mı bu kadar rahatsızlandı? Fazla fazla. Ya bir de bir izleyicimiz yazmış, teşekkür ediyorum. Hani orada bir sucuk deriz biz. Başka bir adı var mıdır Gaziantep'te bilmiyorum. İçi cevizli. Sucuk. Siz sucuk. De sucuk mu dersiniz? Ha, bastıktan yapılıyor, üzümden. Üzümden yapılıyor, evet. Bastıktan. Şimdi hani şeker hastasıydı. Şeker hastaları onu yer mi diye yazmış. Abla ona inanmayın. Ona hiçbir hastalığı olduğunu kanıtlayacak, gösterecek bir durum yoktu yani. Yani şeker hastası olan öyle şeyler yemezmiş. Tabii. Kazanç kapısı oluşturmuş. Ay bunu da gösterip... Aa diye gene bayındı bak, orada bayındı ablam. Orada bayındı bak. Numara yaptı bak gene. Bak diye numara yaptı bak.
10 numara. 2 dakikaya sürmez ayar hemen. He, ayıldı. He. O 2 dakikada ayıldı da Müge Hanım'ın kolu 15 günde zor iyileşti. Aynen. Bileyim. Bir izleyicimiz de yazmış. Hem tutamadı, tutamadım diye. Tutamadım, gelsen tut. Abla bak, ben de yani şeker tutulmuyor. Hastasıyım. Yani nasıl tutabilirim yani? Şey düşecekti, bıraktı. Ne yapayım, ben de kapaklanayım yani. Ne yapabilirim yani? Zaten öyle bayılmamış ki. İnsan bayılsa bütün eli ayağı şey yapar, yapışmış bileklerime. Ben de tutmuyor, ne yapabilirim yani? Ben He-Man falan gibi mi gözüküyorum uzakta? Bir Şira vardı. Abi şeker kız kendi, He-Man, Şira falan. Bu şeker kız kendi de gerçekten hiç unutamayacağım. Şimdi cezaevinde şeker kız kendi CD'si izlersiniz Cahit'le beraber. Üner arkadaşım çok güzel bir mesaj yazmış. Diyor ki sen evi sat, hani kendine daha uygun iki tane ev alırsın bununla Gaziantep'in içinde dedin. Ama o illaki satmam dedi ya, demek ki diyor bu kemikler yüzünden. Tabii. Satmam dedi diyor. Doğru söylüyor. Büyük abla, benim o tanıştığımda evi yoktu. Cılbaklı hiçbir şeysi yoktu Zeynep'in. Sonradan ne olmuşsa bak ta evler yapmış, zenginlemiş. Benim o tanıdığım havalarda açtı. Açtı da evini vermiş. O servet mi diyor, anasını ne diyor? Anasını ne diyor? Aa, söylesin. Tamam, vermiş parasını adama. Ya nereden kazanmış ki onu? Ya babadan siz kalan evi aç satmış. Biliyorsunuz muhtemelen. Babadan size kalan evi satmış. Size de kendini aç ve zavallı olarak aynen tanıttı. Aynen. Onun aynen gerçekten iyi olduğunu bilmiyorum, bilmiyordunuz. Ha, bilmiyordum. Hala onu zavallı aynen ve aç aynen diye düşünüyorsunuz. Zeynep Hanım'ın yani avukatı ne diyor? Bugün de zavallı diye tanıtıyordu aynen kendini. Aynen. Hala ne demiş? Göster, bakın ben okumadan öyle koymanızın hiçbir anlamı yok. Halanızı aramışlar. Hala demiş ki ben kimsenin gönlünü alamam. Onlar benim muhatabım değil. Hayır, öyle değil ama işte. Öyle değil. Ben de burada size anlatmaya çalıştım bazı şeyleri. Sonuçta dedim ki bu sizin yeğeniniz. O elin adamı. Şimdi öyle olmadı, ortaya çıktıysa gelip gerçekten kardeşinizin ardında kalan, onun genlerini taşıyan, onun emaneti olan çocuklara hala olarak siz de sahip çıkmak zorundasınız. Gönlünü alamam olur mu? Gideceksiniz, özür dileyeceksiniz. 3 yıl ya, dile kolay. 3 yıl. 3 yıl içinde zaten kendi aranızda böyle bölüştüğünüz için de bir şeyler oldu. Kendi aranızda da ayrıldınız. Ne lüzumu var? İnsan düşmana karşı birlik olur. Ne derler? Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Evet. Kardeşiniz öldürüldü ya. Ya bir parça arazi için. Şimdi ne olacak demiştin? Evet, tabii mahkeme süreci devam edecek. Mahkeme sürecinde kim doğru söylüyor, kim yanlış söylüyor ortaya çıkacak. Hatice Hanım her ne kadar ben duymadım dese size, kızının verdiği ifadede Zeynep Ergül'ün Kur'an-ı Kerim'i alarak senin kocan da orada, Mustafa da orada, sen de oradasın, Cahit orada, Ercan orada. Hepsi Kur'an'a el basıyorlar. Evet. Neden? Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayetiyle ilgili konuşmayacaklarına dair Kur'an'a da el bastırıyorlar. Sonradan da dediğim gibi işte zaten yine Hatice Hanımların evinde öldürüldüğü biliniyor. Oraya götürülmesiyle ilgili iki şey var. Sanırım Ercan, yani Zeynep'in kocası, döverek arabaya koyup getirdiler gibi bir şey söylemiş. Çok emin değilim. Soruşturma devam ettiği için sadece duyduklarımı söylüyorum. Ama ben döverek arabaya konulup götürüldüğünü sanmıyorum. Çünkü diğer tutuklamalardan belli ki onu kandırıldı ve Mustafa Hoca'nın evine getirildi. Bakın, yani Cahit'le bölüşemediği eve değil, gel konuşalım anlaşalım diye. Oraya götürülme nedeni şu da olabilir abla, orası şeye göre biraz dışarıda, daha ıssız. Ses iyice çıkmazdı. Tabii orada hayır, ıssız. Ama bence Cahit, bizim, Mehmet'in de gitmesinin bu, nedeni olsa o. Bura ana yol üzere. Bura ana yol üzere. Oraya götürme nedeni... Götüren de gene senin erkek kardeşin işte. Yani davet eden ve sizin eve götüren de o. Zeynep de diyor ki anahtarları Cahit'e kim verdi? Anahtar sizin. Hatta savcı Zeynep'e şey sormuş. Anahtarı sormuş. Demiş ki yani Mustafa'nın evinin anahtarını nereden... dedi ya vermişler diye. Onu da gene senin, siz vermişsiniz anahtarı. Ben vermedim ki, eşim vermişse ben vermedim. Tamam, o sizin evin, bağ evinin anahtarı sizden başka kimde vardı? Cahit abi de vardı. Sonra Ercan'a vermişti bir defa da. Bak bir defa değil, hep olarak yani. Sürekli. Sürekli vermiş yani onlara. Senin haberin yok mu? Benim haberim yok. Hatice Hanım, peki bu kadar kanlı bıçaklıydılar, dövüşüyorlar da niye evlerinin anahtarını, senin kocan Zeynep'e demediğini bırakmadı da nasıl Zeynep'e evinizin anahtarını verdi? Bilmiyorum ki.
Yoksa onlar da mı yanlışlıkla verdi? Babam hani kendi evin anahtarını yanlışlıkla Cahit'e vermişti ya. Bilseydim ben de şu an kendimi savunurdum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ya biz senden kendini savunmakla ilgili bir şey istemiyoruz. Ama ben şimdi bu Kur'an'a el basanların sayısını gerçekten merak ediyorum. Orada diğer adı geçen insanlar var mı onu merak ediyorum. Ben kızımla konuşacağım. Senin kızın nerede ki? Gerçekten bir suçun yoksa temizle kendini kurtul ya. Ben suçum yok ki. Yani. Ben onun için de bak yani. Sen duymamış olabilirsin. Bak ya senin kızın, yani. Kızın bile merhametli bir insanmış. Savcıya bu olayı anlatmış. Tamam. Sen de kızına söyle o zaman. De ki. Kızımla kızım, konuşacağım. Bak, beni de kurtar kızım, kendini de kurtar. Bir evet. Şey biliysen anlat. Bana anlat. Ha, kim ya. Vardı anlat söyle. Ben de kendimi savunayım. Bu iş bitsin. Savunayım. Biz kendimizi kurtarak de. Bilsin. Senin kızın nerede ki? Kızım şu an okulda. E tamam, sen dün akşam kızınla konuşmadın mı? Konuşmadım. Niye? Ya konuştum da yani dedim yani burada olduğumu söylemeyeyim dedim. Psikolojisi bozulmasın dedim. Yani söylemedim. Senin kızın seni nerede sanıyor? Benim yanımda konuştu. Acı kıza duyurman benim burada olduğumu diye. Vallahi ben de şahidim buna. Hayır, nerede sanıyor kızın seni? Beni teyzesi gibi sanıyor. Otelde kalıyoruz ya. Ben teyzesi gibi sanıyor şimdi. Kaç yaşında senin kız? 14 yaşında. Ya bakar mısın gene ne varsa çocuklarda var. Demek ki evet. O çocuk bunu duyduğunda 11 demek yaşında. Demek ki de duymuş bana söylemedi. Ah keşke söyleseydi. Ben de yani bir şeyleri... Ya Hatice Hanım demin konuştuk ya. Sen mutfaktayken zaten Kur'an-ı Kerim'in elden ele geçtiğini... Elden ele geçiyor zaten. Farkındasın, hani, konuşmayı da duyuyorsun. Farkındayım yani, farkındayım bazı tamam. Şeyleri ama... Yani düşünemiyorum şu an. Yani, 11 yaşında durdu. Çocuk... Kafam durdu. Ha kafan durdu, hatırlamıyorsun kafam durdu. Bak. Duymamak ayrı bir şey. Duymuştum ama ne duyduğumu hatırlamıyorum ayrı çünkü bir şey. Çünkü orada... O noktaya geldik yani şimdi. Yani o noktaya geldik. Heh, Ercan tamam. Vardı diyorum. Aslında Ercan... Duydun da... Tam net duyduğunu yani, hatırlamıyorsun. Yani tam net duydum da yani hatırlayamıyorum. Yani şu an yani hatırlamaya çalışıyorum. Tamam. Yani sen bunu hatırlayacaksın ama. Hatırlayacağım. Doğru zamanda bir an önce hatırlarsın da. Evet. Yani üstündeki kalkar bunu, yani. Bunu hani savcılığa kadar gitmeden önce hatırlarsın umarım Hatice. Bir hatırla be sen de artık. Yani bir kızımla konuşayım yani. Çünkü ben de üstüme bir şeyler kalıyor. Ya kimse hiçbir şey hatırlamıyor buraya gelen. Bir hafıza kaybı buranın havasından. Şimdi Hatice Hanım kızı biz ne anlattı? Biz artık Büşra ile birbirimize bakıyoruz. Yani Zeynep'le konuşurken. Ne anlattı? Mesela bana ne anlattı? Dedim ki soracağım yani. Şimdi gittiğimde yani soracağım. Kızım bak Kur'an'a kim el bastı? Kim vardı? Sen gördün mü? Sen biliyorsun evde kimlerin olduğunu. Kim tamam. Varsa odada hepiniz bastınız işte. Tamam hepsi oradaydı bak. Sen de oradaydın. Tamam ben mutfaktaydım. Sana da bastırdılar. Hayır ya, bana bastırdılar. Ya 11 yaşında 12 yaşındaki bana çocuk sana gelir anlatır. Anne böyle yaptılar diye. Daha çocuk ya. Tamam çocuk. Sen de basmışsın der. Hayır, evin yanındaki yerde basmaman mümkün mü? Hatırlıyorsun basmadım işte Hatice Hanım ya. Şimdi tabii bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Benim en çok sevindiğim noktalardan biri de bu. Çünkü canı yerine getirme şansımız olsa onunla ilgilenelim ama. Şimdi Büşra bu evin tapusu senin babanın üzerindeydi ya ve bu senet evet. De sizin elinizden alınmıştı ya. Yani evin tamamı bundan sonra sizin olacak. Çok güzel olmuş ya. Çünkü o arazinin tamamı babanındı. Onun üzerinde evet. Yapılan evle beraber artık sağı solu yok. Sağ taraf, sol taraf vesairesi evet. Bitti. Artık tamamı bu dava hükmü kesinleştikten sonra tamamı da seninle kardeşinin olacak. İşte adalet bir yerde yerini bulacak yani her açıdan. Ben buna canı yürekten inanıyorum. Bugün bu cinayeti işleyen yarın sizlerden birini görecek. Annemi geride bıraktım da trafik giderken dertinden vurdum onu. Abi benim gözlerime bu hukuk bu adaletin önünde de hesabını vereceksin bunlara. Bu gece orada jandarma manzarası var. Kim gibi yani? Tamam bitti yani nokta canlı yayında. Ekip odasına bir hepimizin tek isteği adaletin yerini bulması. Aslında her şey bir röportajla başladı. Gaziantep'teki evlerini beğenmeyen kızının 5 aydır kayıp olduğunu anlatıyordu Zeynep Ergün. Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı bu ilginç öykünün sonunda bir kayıp dosyası cinayete dönüştü. Zanlılar tutuklandı ve bir ailenin en azından mezarı olsun duası kabul oldu. Oysa ki Zeynep Ergün o ilk röportajında bambaşka şeylerden söz ediyordu. 16 yaşında
Zorla ailemin baskısından dayımın oğlundan evlendirildim. Bir kızım oldu. Eşimden ayrıldık. Annemgile gittik. Kızımı götürdü annem. Babasının kapısına bıraktı geldi. Bir annenin feryadı gibi görünüyordu her şey. Müge Anlı'nın kısa süre içerisinde bulduğu 19 yaşındaki Fatma Bozkurt'sa stüdyoda sevinç dalgasından çok şaşkınlığa yol açmıştı. Anlattıkça her şey değişiyor, konuştukça hikaye başka bir yere gidiyordu. Kendisini görmek hiç istemiyorum. Oraya çıkıp milletin gözünü boyuyorsun. Tersliyim diyorsun, yok gözüm görmüyor diyorsun. Görmüyor. Daha 3 hafta önce ben kendisini dolmuşa binerken gördüm. Gözü görmeyen insan dolmuşa koşa koşa biner mi? Ben hatırlamıyorum. Sen işte işine gelmediği gibi hatırlamazsın. 3,5 aylıkta olan çocuğuna hamileymişim. Ailem onu zorla daldırdı yani. Şiddete maruz kaldım. Sürekli dövüldüm. 98'de tekrar ailemin baskısından kötek yiyerek de yine bu ikinci evliliğimi zorla yaptırdılar. Ama savunmasızım. Ailem ne derse o olmalı. Yoksa ben ölümle tehdit ediler. Öldürürük değiller, gömerik değiller. Evleneceksin. Zeynep Ergül'ün 180 derece farklı anlatımlarının bir diğeri ise eski eşiyle ilgiliydi. Cezaevindeki ikinci eşiyle ilgili söyledikleri korkunç bir eş profiline işaret ediyordu. Eşim zaten ne çalışır ne eve bakar, ne avradımdır ne uşağımdır. Yine fıstık kırarakdan çocuklarımı geçinmeye çalıştım. Dayanamadık, ayrıldık zaten. Tekrar büyükler oraya girdi, birleştik yani. Çok sürmedi zaten, arkadaşlarla bir dövüşe karıştı, cezaevine girdi. Hocanın şu andaki tutuklanmasının sebebi o eve uyuşturucu madde temin etmek için bir şeyler dikmesiymiş. Yani, marul diye şey yaptı, ben yani onu bilmem. Zeynep, bunun marulla ne alakası var? Marul dedim, göbekli oluyor dedim. Bunlar nasıl marulmuş dedim. Leyla bize geldi. Kız dedi ne marulu dedi. Ben de hayret ettim yani. Siz tekrar eşinizle resmi nikah kıymadınız ama ayrısınız. Evet, çünkü ben bu adamla hiçbir sorun yani şeyim yok, sonum yok. Bu konuşmadan sadece birkaç gün sonra ise eski eşi Ercan'ı çok daha farklı şekilde hatırlıyor. Hatta ayrıldıklarını dahi unutmuş görünüyordu. Eski eşimi o adam karın çay bile incitmez. Karın çay incitmeyen bir adam. Ben Zeynep Hanım hakkında konuşmak istiyorum. İki tane söyle. Zeynep Hanım 2009-2010 sıralarında Zeynep Hanım'ın çocuklarına yuvada ben baktım. Ercan'ın karısının üzerine kuma gitti. Kadının çocuğunu da aldı yuvaya verdi. Sırf maaş almak için. Tamam, sevmesen misin? Kulaklarının da açılmasına çok mutluyum. Evet, buyur. Her geçen gün hakkında yeni bir iddia ortaya atılan Zeynep Ergül programımıza başvurduğunda sözü ısrarla evine getiriyor ve arsasını yardımlarla aldığını anlatıyordu. Babadan kalma evde gitti. 4 çocukla kirada kaldık ortada. Sokaklarda kaldım, parklarda yattım, dergahlarda kaldım. Benim durumumu da zaten bilenler, tanıyanlar yardımcı oldu. Fitreden, zekattan bir arsa aldım. Kaç para topladın? 12 bin lira. Mikrofonu uzattığımız abi Mustafa Ergül ise satın alınan ne bir arsadan ne de toplanan yardımdan söz ediyordu. Evin bulunduğu arsa babadan kalmaydı ve tüm kardeşler arasında paylaşılmıştı. O yeri aldım. Tekrar yine durumumu bilenlere anlattım. Çimentoma, kumuma, pirketime yardımcı oldular. Bir ev yapmaya çalıştık. Engelli olduğunun özellikle altını çiziyordu Zeynep Ergül. Sağlık durumunu anlatmaya başladığında ise neredeyse olmayan hastalık yoktu. 3 aylı bir engelli maaşım var. %52 görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Felçlik geçirdim. Ellerim ameliyatlı. Çalışacak gücüm yok. Kendi işimi tutamıyorum. Kendi yediğimi yemem. Yapamıyorum. Bu sözlerde gerçek değildi. Aslında ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ne felçliydi ne de görme engelli. Benim kolum omuzumdan çıtlanmış, yalan söylemiyorum. Şöyle sargı beziyle tur atılmış. Bununla sarılmaz. Ha? Ayrıca bu bir doktorun bağlama şekli değildir. Cihazımı gösteriniz. Dur tamam, otur sen, ben bunu... Dur hele dur. Benim kulak cihazım. E niye kulağında değil cihazın? Tak o zaman duy. Beyaz bastığının Zeynep'le ne işi varmış? Benim Antep'ten kulağım biraz yaşamın içinde gelmişti. Ben de şimdi onlardan kapıya kedi köpek geldi, çim kullanıyorum. Tamam. %25 görüyordun sen. Evet. Bunu tanıyıp tanımamak için buraya kadar gelmesi lazımdı. Git bir bak yakında. Of.
Tanımıyor musun? Ben kimsin? Hayır, göremedin ya. Şimdi oralarda durman lazım he. Yok ben tanımıyorum. İstersen de ama değiştirebilirsin bu yaşam şartını. Kediler, ya bu kediler ekmeği, kedi ekmeği, çakal kalk kalk, kediler dışarı çıkar. Çakal çakal. 5 çocuğu olmuş ama hiçbiri de yanında değildi. Çocukları için canını bile vereceğinden söz ediyordu. Elime 3 kuruş etse aman çocuklarım diyeyim, aman çocuklarım, aman çocuklarım. Ve yani bilmiyorum yani. Ben çocuklarım için canımı verdim. ...19 yaşındaki kızının anlattıkları ise çok acıydı. Şiddet nedeniyle evi terk etmişti. Ben evini beğenmediğim için gitmedim. Ne yaptın burayı? Zaten izine gittiğimde de sürekli beni evden kovuyordu. Annem sopayla bacaklarıma vurdu. Ay yalan söylüyorsun. Darp raporum var. Ben iyiyim. Ben kayıt falan da değilim. Şu an kendime bir düzen kurmaya çalışıyorum. Sen hiçbir şey kuramazsın. Tek başınasın. Ben seni kurdan kuşa yemin demem. Ama ben kurdan kuşa yemin olacak bir kız değilim. Şu anda da son sınıfım ve staj yapıyorum. Peki annene hiçbir şans vermek istemez misin? Benim annem her seferinde aynı şeyi yaptı. Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ve Zeynep Ergül hakkındaki iddialar, Ergül ailesi içinde yaşanan tuhaf kavgaları, bitmeyen çekişmeleri ve sonuçlanmayan miras tartışmasını da gözler önüne serdi. Kardeşler birbirlerini, Zeynep hepsini suçluyor, suçlamalardan eşler, gelinler, yeğenler de payını alıyordu. Korkunç iddialar, inanılmaz söylentiler ve korkunç tehditler havada uçuşuyordu. Zeynep, ben evime bu kendini aldım. Beni tehdit etti, oğlu tehdit etti, kocasıyla tehdit etti. 2 tane üvey oğlu vardı, onlardan tehdit etti beni. Tehditlerden ben tehdit altındaydım. Evimden... Niye tehdit ediyorsun? Beni ölümle tehdit etti. Benim çocuğum yok, evime de geldi. İlle dedi, ben bu evde dedi, ben oturacağım, sen gideceksin dedi. Bana bıçak çekti. Ben Leyla'nın evinde 8 ay kaldım. Bana sulu hayatta, susuz hayat yaşattı. Benim yaşadıklarımı duysanız var ya vücudunuzdaki kanlarınız donar. Eşim iftira etti. Senin dedi eşim maddetti dedi. Hemen çık evimden dedim böyle. Hemen çık dedim. Çıkmam dedi. Ben oturacağım evde dedi. Ay ondan sonra kalktım ben bunu gittim. Mahkemeye verdim kızım. Ben bunu evden eyle çıkarttım. Kocamın dedi zaten dedi sende gözü varmış dedi. Otur kocama dedi avratlık et dedi. Ben de dedi gideyim dedi. Bu olay böyle oldu. 12 seneye girdi çocukları yuvaya verelim kızım. Yuvaya koymazdan önce çocukların maaşını 400 tane çocuğa maaş aldı bu. Bunu ne etti kızım bu dostlarıyla? Emlakçı dostuyla gidi. Bu çocuklara bakmadı. Ben dedi silah alacağım da dedi. Oğluma dedi deceşini vurduracak. Kimi vurdu? Beni vurduracak oğlana. Dırattı ya bize. İşte bilmiyorum artık kızım ya. Bunun yani bunun... Ahireti bu. Bacılarımla, kardeşlerimle dolayı can güvenliğim yok dedim. Beni öldürücüler dedim. Gittim şikayet dilekçesinde bulundum. Ben bu kardeşlerim, bacılarım çok tehlikeli insanlar dedim. Kendi dedi ki ne? Aha dedi bu evin dedi yarısı dedi biz aldık dedi. Bağ evin. Evet. Siz dedim nasıl aldınız dedim. Hmm. Adamın dedi dişine dedi söke söke alırım dedi. He vallahi. Kocasından da duydum ben bunu. Kendinden de duydum. Biz adamdan dedi söke söke alırık dedi. Bu olay da kendinin evinde olmuş. Zeynep'in. Ben kendilerden duydum. Ha Zeynep dedi. Dedi ha dedi valla bizim evde dedi hallettiler kendini dedi. Evet. Ne zaman dedi bunu? Bunu geçen sene bayramdan sonra gene inanmadım ben. E niye söylemedin? Neyi söylemedim ben korkum diyeyim sana. Mehmet Muharrem Elbay'ı Zeynep'in evinde hallettiler evet. Dedi. Onu da dedi hiç görmek istemeyeyim dedi. Ne Mustafa var bunda ne o var ne o var yalan söyleyeyim. Tamam yalan söylüysem Allah da bilmeyeyim mi? Kimin ne yaptığını? Allah her şeyi biliyor. Evet. Allah hazır ve nazır. Her şeyi bilen. Görüp gözeten. Eşi ve oğlu da suçlanan abi Mustafa Ergül'ün hedefinde ise Zeynep vardı. Evini satıp sevgilisiyle yediğinden başlıyor, dilencilik yaptığı suçlamasından çıkıyordu. Zeynep piyasadaki en tehlikeli patlayıcıdan daha tehlikelidir. Her türlü iftiraya müsaittir. Gitti evi sattı, gitti Antalya'da şurada burada erkek arkadaşlarıyla yedi. He buna da beni kandırdılar dedi. Çocukları niçin verdi bu yuvaya? Rahat hareket edebilmek için. Cezaevine girdi, niçin girdi? Dostuyla bir olup bir kumpas yaptı. Yani bu Zeynep için su içmek kadar basit bir şey. Bu arada Mustafa'nın çapa motoruyla hızları da yeni çalınmış. Yeni mi çalmış? Allah Allah. Ya kim çalmış acaba? Bu gerçek Cahit çalmıştı. Yani başka kimse çalamaz. Cahit Ergül'ün söyledikleri ise bir yanıyla komik, diğer yanıyla trajikti.
kardeşi için garip benzetmeler yapıyor, söylediği her şeyi yalanlıyordu. Kimi zaman da beddua ediyordu. Benim Zeynep'e karşı hiçbir kastım yok. Yani Zeynep'in bana kastı ne? Ya Zeynep'in hayata kastı var, hayata. İnsan içine çıkamaz oldum ya. Zeynep'in Allah belasını versin. Ne diyeyim başka? Senin işin dilenmek ya. Git dilen ya. Zeynep Hanım diyor ki kapım çalındığında Cahit geldi ve beni öldürecek diye düşündüğüm için kapımı açmadım. Çocukluğumda işte bir kere Şeker Kız Kendi'ye bakmaya gittim de onda dövmüştü. Ondan ben hep korkuyum yani. Şeker Kız Kendi'yi izlediniz diye dövdü diye. Şimdi adam kapıyı çalınca mı beni öldürecek diye korkuyorsunuz yani? Ne kadar korkuyor? Ama işte hep yani ben gölgesinden korkuyum. Aile geniş, kavgalar eskiydi. Son olarak enişte yayınımıza bağlandı ve Zeynep'in ölüm tehditlerini aktardı. Bak seni, bak bak öldürürüm. Sizi bu topraklara gömerim, parçalarım, toprağa gömerim. Köreşek diyor, köreşek diyor. Senin yaşamaya hakkın yoktur diyor. Bak diyor şurada cehennem ol, git. Bu mal benim. Seni öldürürüm, seni yaşatmam. Herhalde Palo ailesinden sonra en çok konuşulan ikinci ailede bu Ergün ailesi düşündüm. Olacak. Buradaki suç zaten... yelpazesini düşündüm. Çok daha geniş bir suç yelpazesi var. Hani suçları birbiriyle karşılaştırmayı çok uygun bulmam ama yani uyuşturucudan başlayıp silahla devam eden adam yaralama, adam öldürme çok geniş bir suç yelpazesi var. İnanılır gibi değil. En azından Palo ailesinin fertleri böyle milletten gerçekten 1 lira bile kabul etmeyen insanlardı evet. Yani. Hani oturup aç yaşayıp ama kimseden 1 lira yardım etmeyen bir şeydi. Yani burada bir de insanların nasıl dini duygular alet edilerek, hastalıklar alet edilerek nasıl paralar toplandı ve nasıl bir servet yapıldığı evet. Da ortaya çıkmış oldu. Bu da hepimize ders olsun. Yani bu olaydan da bence edineceğimiz çok sayıda ders var. Dilerim bu kemikler Mehmet Muharrem Elbay'a ait çıksın. Bu hem mahkeme sürecini çok olumlu etkileyecek hem de ailenin hep istediği işte o mezar yeri içinde çok önemli olacak. Nurlar içinde yatsın o da. Allah rahmet eylesin. Amin. Ayrıca şu da var. İşte öyle senin arsanı ben alayım, ona onu yapayım, bunu yapayım. Özellikle bunu daha evvel de söyledim. Beyefendiler yapıyorsunuz, yapmayın işte. Görün burada Büşra'nın halini, yeğenlerinin halini. Yapmayın böyle şeyler. Ne kadar param varsa git o kadar al. Öyle onun ailesinin toprağı, o bilmem ne falan. Ay abuk subuk işler yani. O biriket bu oda. Oradan para kaçırdım, oradan buldu. Of yok yani o para kimseye yaramıyor. Hakikaten yaramıyor onu. En başta Büşra'nın annesi söylemişti. Ağlayanın malı gülene yaramaz demiş. Yaramadı da zaten. Ama olmalı mıydı? Ne olacak dağın başındaki evin yarısı senin olsa ne olacak? Yarısı onun olsa ne olacak yani? Onun sonunda 1,5 metrekaresi yeter insana. Hep söyle. Şimdi işte 1,5 metrekarelik zaten hücrede kalıyorlardı. Evet. Çünkü şeye de koyacaklarını sanmıyorum onları. Koğuşa falan da koymazlar. Biliyorsunuz daha önce bu konu programımızca ele alındı. Çok uğraşlar yaptık. Ve tabii bir takım şeyleri biz bildiğimiz, gördüğümüz halde ispat etme imkanından mahrumduk. Aradan geçen süre sonunda hanımefendi, meşhur hanımefendi kızını bahane ederek geldi tekrar programımıza. Dur kızı da mesaj attı. Ve işin gerçeğinin kızının gelmesi hatırlar olmadığı... Siz teşhisi ilk günde aynı şekilde koymuştunuz. Allah burada. Şükürler olsun. Allah yanıltmasın, şaşırtmasın. Evet, gayesinin bir takım kişilere gözlağı vermek, özellikle onlara bir takım bir şeyler elde etmek düşüncesiyleydi. Ama işte ilahi adalet bir kere daha tecelli etti. Allah ayağına doladı. Ve tabii kendi ayağına dolandığı ilahi adaletin tecellisine kimse mani olamıyor. Olamaz da işte bu olay yine bu hanımefendinin kendi menfaatleri düşüncesiyle geldiği programda kendi kuyusunu kendisi kazdı. Cenab-ı Hakk'ın yardımı seyircilerimizin, izleyicilerimizin bu konudaki duygusal ilgi, yakın ilgileri ve programdaki arkadaşlarımızın üstün başarısıyla gerçekten bu cinayetin çözülmesi bu program sayesinde oldu. Allah yani, şükürler olsun. Duyu Hanım, biz kendimizi sizi kalkıp da başkalarına karşı laf olsun diye konuşmuyoruz takdir etmek için.
ama bir takım şeyler inkar edilmiyor. Konuşmaya bile gerek yok. Olsun olsun. Bir takım şeyler inkar edilemez de. Yani şimdi burada biz bu programı yeniden ele almasaydık, siz bu kadar üstün çaba sarf etmeseydiniz, arkadaşlarımız, bütün ekip gerekeni yapmasaydı, maalesef evet, bu iş unutulmuş gidilmişti. Evet. Ama işte çok ilahi adalet işte. Allah binlerce kez razı olsun. Tabii ki programının ekibinizden Allah razı olsun. Evet. Biz şu an bu durumdaysak sizin sayenizde bu durumdayız. Benim çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Bu alkışlar emeği geçen herkese, bir, sayın savcımıza, hakimimize çok teşekkür ediyorum. Evet. Bütün bu evet, yayınları ihbar kabul ettikleri için, dosyayı tekrar açıp düğmeye bastıkları için sayın savcımıza ve mahkeme heyetine çok teşekkür ediyorum. Dilerim bütün bu şahitlikler ve bulunan deliller hükmün kesinleşmesine de neden olacaktır. İlerleyen günlerde bunu da paylaşacağız. Hem Büşra'ların mağduriyetinin sona ereceğini madden düşünüyorum. Hem de manen inşallah bir huzura kavuşacaksınız. İnşallah. Hüzünle mutluluk, çok güzel bir şey söyledin. Üzülelim mi, sevinelim mi, evet, insan bilemiyor. Ama bilemiyor. İnan gece rüyalarıma giriyor. Bak Mehmet Muharrem Elbay. Evet. İkincisi Ali Rıza Arduç, bu notlarına kadar satılan adam. Tokat İl Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Ne kadar başarılı, ne kadar saygıdeğer bir, kendim şahsen tanışmadım ama bir emniyet müdürü olduğuna dair de hep haberlerini alıyorum. Görevinde de başarılar diliyorum. O görevdeyken işlenmedi. Bu cinayet diyorum yine. Ali Rıza Arduç kayıp olarak aranıyor ama aynı Mehmet Muharrem Elbay gibi cinayet diyorum. İşleyenleri de gider yazar, notere veririm. Çözüldüğü zaman noteri çağırırız burada, okutur. Bir tek ben değil, Türkiye'de yaşayan kaç kişi varsa ismini söyler. Bir o, bir onun cinayeti. Bir de şu Samsun'daki Emel Demir'in cinayetinin. Evet, ha, evet, evet. Emel hala. Kılıç'ın, ablası Emel Demir. Emel Kılıç'ın cinayetinin, bak evet, yine cinayet diyorum. Neden çözülemediğini gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani Samsun İl Emniyet Müdürü'ne ve Tokat İl Emniyet Müdürü'ne rica ediyorum. Vicdanlarda kanayan yaradır bu iki cinayet. Lütfen, biliyorum göreve yeni gelen emniyet müdürleri eski dosyaları tekrar ele açıyor, alıyor, eksiği var mı, gediği var mı bakıyor. Evet. Eminim onlar da bakıyorlardır, buna inanıyorum, bırakmazlar yani. Devlet bu işlerin peşini bırakmaz ama artık yani şu Emel'in çocukları benim rüyama giriyor. Hele bu olayda, bu Emel Hanım'ın olayında o şoför alıp da ben evet arabamı aldım, çocukla birlikte gittim, şurada indirdim, şunu yaptım diye artık elle görülür, gözle tutulur bir hale geldi. İnanılır gibi değil. Yani evet, bunun artık, yani bizim artık burada ya daha artık başka koyacağımız şey, başka olaya ilave edeceğimiz bir taş yok. Mehmet Ali için de yok. Mehmet Ali için de yok. O da aynı. Yani karısıyla beraber onun da arkadaşı, erkek arkadaşı gitmişler. Adamın artık nohutuna kadar, benim de o nohut kafama taktı. Bir şu kadın cihaz, Allah rahmet eylesin, nohutlarını ıslatmıştı. Böyle o yeşillenmiş nohutlar hiç gözümün önüne gitme. Bir de hani kocası eve girmesin diye böyle kilitler yapmış ya, böyle ziller yapmıştı. Kilit yerlerine, ki kocası şey gibi, maymun gibi tırmanmış giriyordu kaçıncı kattaki evine. Kadın oraya ziller takmıştı ki uyansın sesine diye. Kendi kendine bir alarm sistemi koymuş. Cepte para da yok, kaç çocuğuyla. Nohutlarını satmış. O adamın da nohutları satılmış. Daha artık daha ne yani? Resim çok belirgin aslında. Yani şey yok, bir şüphe yok yani. Evet. Yani o mu, bu mu, şu mu diye bir şüphe yok artık yani. Ay rica ediyorum iki il emniyet müdürümüzden de lütfen eski dosyaları açtığınızı biliyorum. Artık şu iki cinayetle ilgili hepimizin bildiği katillerini lütfen yakalayın ve cezaevine gönderin. Biz de şöyle ibreti alem olsun diye bu programda gösterelim sizlere. Bir kez daha teşekkür edelim. Çok rica ediyorum yani. Ya yazıktır, günahtır. Ali Rıza Arduç'un annesi oğlum oğlum diye öldü. Oğlu 16 yaşına geldi. Kaç sene oldu cinayetin üzerinden? Emel'in çocukları rüyama giriyor. Neden? Çünkü teyzesi alıp bakacaktı, biliyorsunuz. Onun da adı Emel. Teyzesi alıp bakacakken babasının korkusuna, babası istemediği için çocuklara da bakmadı. Yaşlar ve cinsiyetten dolayı ayrı yuvalara bırakıldılar. Hep şöyle diyor rüyamda. Ben uyanıyorum, diyorum ki Müge abla yani bizi ayırdın. Evet, yapamadım. Yapamadım ya. Yapamadım. Yapamadım. İnşallah yakında o konuda da bir takım gelişmeler olduğunu duyacağız. Ve inşallah o beklenen adalet de tecelli edecek. İnşallah. Etmesi gerekir. Etmesi gerekir. Bunu herkes sabırsızlıkla bekliyor. Yani adalet tecelli edecek ki... Eğer o adam o sırada yakalansaydı çocuklar da bir arada büyüyeceklerdi. Yani bu sadece bir kadın ölmüyor. O kadının çocukları da ölüyor.
Anlatabiliyor muyum? O maalesef, kadının çocukları da maalesef ölüyor. Anneleri de maalesef, yani o ölenin annesi babası da ölüyor. Ölenin çocukları da ölüyor. Yakınları, kardeşleri de ölüyor. Hayatları bitiyor ya. Evet. Kaç aileyi, kaç ferdi bir anda yok ediyor. Artık her şey açık ve net. Kim geldi uzaylılar gelip kayıp? Ne kaybı canım? Ne kaybı yani? Çocukları için nohut ıslatıp sobanın üzerine koyan kadının ne kaybı yani? Nereye kaybolacak? Cebinde 5 kuruş parası olmayan kadın. Mümkün. Sevgilisi varmış da sevgilisiyle kaçmış. Ha evet. Bütün sevgililer de zaten bekliyorlar bu böyle 3 çocuk annesi, 5 çocuk annesi kadınları kaçırmak için ya. Allah aşkına. Kaçan da bulunuyor. Dün biliyorsunuz Zeynep ve Murat kızları ve kardeşleri Leyla Dikbaş'ı aramak için stüdyomuzdalardı. Zeynep Murat ve oğlu Uğur yaklaşık 2 yıldır kendisinden haber alamadıkları Leyla Dikbaş için gelmişlerdi stüdyomuza. Leyla evli ve 2 çocuk annesiymiş. Ankara Sincan'dan 2017 yılında kayboluyor. Daha önce de yakınlarına haber vermeden 2 kez evden ayrılmış. Ve bu süreçte çevresindeki bir takım kişiler tarafından madde kullanımına alıştırıldığını öğrenmişsiniz. 2 yıl boyunca kardeşini her yerde aradığını anlatan Uğur Murat'a bir hafta önce Gaziantep'ten gizemli bir telefon gelmişti. Kendisi dedi bir kaza geçirdi dedi. Antep'te dedi bir hastanede dedi. Sonra sen de atlayıp Gaziantep'e gidip hastanelere dolaşmışsın. Aynen, hepsini dolaştım. Oraları sokak sokak, mahalle mahalle gezdim. Bir tane bayan kuaförü var gören. Yanında 2 tane kadın tarif ediyor. Bir de kendisini tarif ediyor. Kardeşim şu anda ne halde olursa olsun. Benim canım, kanım, her şeyim ona feda. Kızım Leyla her neredeysen çık gel ardındayım yavrum. Her ne olursa olsun. 3 senedir ben yanıyorum yavrum. Sana sesleniyorum. Bizi arasın desin ki ben iyiyim. Benim mutluluğum var, huzurum var. Benim her şeyim gayet yerinde. Tamam biz ona da razıyız. Yaşam biçimini değiştirdiği öğrenilen genç kadının Gaziantep'te olduğunu söyleyen izleyicimiz yayınımıza katıldı. 2-3 gün önce bu bayanı ben gördüm. Kendisinin günlük evde kaldığını biliyorum. Haber ekibimiz 2 yıldır kayıp olan genç kadına ulaşmıştı. Bir izleyicimiz aradı. Sizin kızınız Leyla'yı tanıdığını söyledi. Adresini de biliyormuş. Bir kişiyle beraber kalıyormuş ve o kişiden çok şiddet görüyormuş. Yani çok aşırı şiddet görüyormuş. Evet. Biz numarasına da ulaştık. Evet benim dedi ama ben onlarla görüşmek istemiyorum diyerek kapattı telefonu. Ya hem korkudan hem de yanındaki kişilerden dolayı gelmek istemiyor. Ben kardeşim sahipsiz değil. İster benim yanımda olsunlar, ister olmasınlar hiç fark etmez. Ben gidip onların alacağım yani. Başka hiç çaresi yok bu iş. Ben bunu ölene işte yakasını bırakmayacağım. Çocuğumu getirsin karakola teslim etsin. Kargalar bile bırakmıyorlar da çocuklarını. Niye bıraksın Zeynep'le Uğur? Ben onları hepsini... Leyla'yı. Koyda siz Leyla'yı bir karakola teslim edin. Sonrasını bana bırakın lütfen. 2 yıldır kayıptı efendim. Dün ailesi yayına çıktı ve Leyla da şimdi telefon attığımızda bir alo deyin kızınıza. Öyle yani kimse kaybolmuyor yani öyle söyleyeyim yani buraya bulunuyor işte. Alo. Anne. Kuzum ben seni arıyorum duymuyor musun sesimi yavrum? 3 senedir ben ağlıyorum Leyla'm. Çık kalın ne olursun yavrum. Her şeyin anasıyım kuzum. Dayanamıyorum seslerine yavrum. Abi kızdı kuzum. Anne ama. Kurban olurum çık yeter ki buradayım bekliyorum seni yavrum. Ne olursun çık. Anne ama ne olursun. Kurban olurum kuzum peşindeyim. Müge Hanım da peşindeyim. İyiyim anne. Bak sesimi duyuyorsun iyiyim. İşim yok benim. Yok kuzum yok yok var her şeyin var kuzum. Sen tehdit altındasın yavrum. Anne ben tehdit altında olsam nasıl arayacağım seni? Nasıl bana ulaşıyorlar söyle. Yok kuzum yok. En seni de geldi adam dana dizleri tutmuyor diyen yavrum. Nasıl bıraktın o kuzularını kuzum? Ben seni istiyorum sen kuzularını istemiyor musun yavrum? İstemiyor muyum anne? İstemedim işini ben arıyorum. Kuzum ne olur bekliyorum kuzum. Kuzum çık da gel bekliyorum yavrum. Ölene çağırmaktayım. Anne ben iyiyim. Kim Leyla öyle bir zorla tutulmuyorum. Hayır, Leyla şey günaydın. Leyla'cığım. Leyla'cığım günaydın. İyi değilsin. Günaydın. İyi değilsin. İyiyim Müge Hanım. Hayır iyi değilsin. Dayak yiyip, hayır dayak yiyip iyilik olmaz. Şiddet gören bir kadının ben iyiyim demesine biz inanamayız. Hayır gerçekten öyle. Tamam o zaman sen bir gel bir bakalım biz bir sana. Sen bir gel sonra tamam, istemezsen gidersin. Tamam ben geleyim nereye istiyorsanız geleyim ama ben ailemin yanına dönmek istemiyorum. Tamam biz bir seni görelim dönmek istemiyorsan dönmezsin. Sen bir gel bakalım nasıl senin durumun. Geleyim bugün diyorsanız bugün geleyim. Tamam bugün gel bekliyorum ben seni. Ben herhangi bir dedikleri gibi bir madde bağımlılığım yok, bir darp gördüm yok, bir şiddet gördüm yok, zorla tutulduğum hiç yok. Tamam o zaman zorla tutulmuyorsan gelebilirsin. Ben de... Gelebilirim.
Tamam. Yarın al, istiyorsanız yarın gelin. Tamam, bekliyorum seni o zaman. Ama ben dediğim gibi ben aile tarafımda bir sorunum yok, annemle bir sorunum yok. Benim eşim tarafımda sorunum var. Benim bu evi ilk zaten hayatımı bitirdi Müge abla. Anneme sor ya, ben nasıldım anne? Sana soruyorum. Hayat doluydum ben. Gülücükten yüzümden eksik olmuyordu. Şu anda da ağlıyorsun ama farkında mısın? Ağlıyorum çünkü annem şu an karşımda ve sesini duydum için ağlıyorum Müge abla. Bir de çocuklarını düşün. Ben anneme ne kadar düşkündüm biliyor musunuz? Bir de çocuklarını düşün. Bir de çocuklarını sana düşkündüğünü düşün. Yavrum bana demeden duramıyor Leyla. Annem öldüğü zaman annem de seni karşı tarafta duyduğu zaman dünyalar benim oluyordu. Olsun yavrum, sen bana bir sarılayım yeter sana yavrum. Annem bana yanıyor, ben de yavrularıma yanıyorum Müge abla. Leyla, ben senin yanında hiç olmadım mı? Olduğun için de bana abi, beni annemden almaya geldiğin zaman ben senin imzaladım kardeşim. Bir daha söyle, anlamadım. Anladım diye sen misin benim abim? Ben hiç öyle bir şey söylemedim de kullanmadım evet, da. Bunu bana öz ve öz ablalarım söyledi. Hayır. Yani böyle... götürdüğünde... Böyle bir konuşma hiçbir zaman geçmedi, hayır, hiçbir şey de olmadı hayır, yani. Hayır. Ben seni kaç kere getirdim? Kaç? Sen beni bir defa geldin, aldın, sana güvendim. Ben seni iki kere getirmedim ben. Ben güvenmediğim kadar sana güvendim. E tamam, ben de sana elimden geldiği kadar ne imkan varsa yapmadım ben. Ben aldın götürdün yolda, sürekli bir eliyle konuşuyordun. Ne oldu dedim, bir şey yok dedim. Arkadaşlarına da söyledim. Hiçbir şey söylemedim o şekilde. Arkadaşının hanımı bana bizzat söyledi. Doğru mu diye. Kandırıyorlar. Uğur peşinde. Beni unuttu, arkadaşının evine götürmüştün. Evet. Ben, bak şöyle bir saniye dur. Şimdi şöyle izah edelim. Bir saniye dur be. Şimdi en son geldiğinde biz seninle ne konuştuk? Tamam, ailece... bence bunları konuşmayalım. Bir abi, bir akraba ferdi bunu konuşmaz. Ben abim olarak bu ülkeye nasıl vurdum? Leyla, bir şey söyleyeceğim. Abinin sana bir şey yapmasından korkuyor musun, canına zarar vermesin? Ben baba tarafından, dedem ve büyük abimden gerçekten çok korkuyorum. Hayır kızım, hepsini ben oraya terk edeceğim, peşindeyim. Dileyorsan buradan tutacağım yanımda. Ben sizden her babayı anlayacaksınız Müge abla. Gerçekten söylüyorum, enişteyen bir şey söylüyorum. İki çocuğumu bana versinler. Tamam Müge abla, alacağım, çocuklarını da alacağım. Çocuklarımı bağırsa bağlayın, ben çocuklarımın başında oturayım. Tamam hayatım, tamam. Ama senin önce gelip bak annen diyor ki ben de diyor senin için evimi de değiştiririm diyor. Kadın daha ne desin? Kızım ben Ankara'yı da terk ederim senin için. Seni bulayım, evde tutarım. Anne gel başımı üstüne, tamam, ben seninle yaşarım. Tamam kızım, sen çık gel yarın. Bu andan itibarı bekliyorum. Ben o karşı taraftan da bir an önce Müge abla durumum yok. Bana bir avukat sağlayın. Tamam. Ben boşanayım. Bitsin. O soyadını da alsınlar benden. İstemiyorum. Hayatım bitti benim bu evlilikte. Tamam. Bitmedi bende. Sen söyle Allah aşkına. Tamam kızım. Tamam. Her şeye kaylayayım. Sen çık gel. Yaşadıklarımı sen biliyorsun anne. Hastanede de aç yaptığımı sen biliyorsun anne. Yapmadım mı anne? Tamam kızım, sen çık gel, bekliyorum ben seni yarın burada. Söyle bana dedin ki yalansın. Ben seni diyorum ya, Ankara'yı terk ediyorum senin için, yanındayım, çık gel. Çık gel yavrum. Hiç kimse de sana tehdit... Kaç defa ben de sana kalkıştım anne? Yok, hiç tehdit mi de deden de yok senin. Her defasında bana dediniz iki çocuğum var, yuvandır. Gittim ne oldu? Ben alırım, her şeyi alırım. Ya kocası ona dokunamaz. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamaz. Kocam dokunamaz dediğin abi bana. Ya bir şey söyleyeceğim. Kocası gitmiş 2 yıl olmuş. Ne yapacak yani artık? Herkes kendi yoluna baksın. Yok kimseden sen öyle korku diyorlar. Tehdit ne yok. Kimseden bir şey yok. Ben her defasında gittim. Her defasında aileme döndüm. Beni geri istiyor ailem. Tamam kızım. Sen çık gel, ben bekliyorum. Yanımda olacağım bir sefer. Bak sana bir şey söyleyeceğim Leyla, henüz 25 yaşındasın. Arif hocam da dün dedi ki Leyla gelsin, ben Leyla'nın tedavisiyle de ilgileneceğim dedi. Allah razı olsun. Allah çok şükür, ben tertemizim. Anneme söylüyorum burada. Ben senin nasıl tamam, o zaman çok daha iyi. O zaman çok daha iyi. Annen de diyor ki ben de senin için nereye yaşamak istiyorsan giderim, orada yaşarım. Tamam kızım, tamam. Sen de bir işe girersin, hayatını eline alırsın, o zaman çocukların içinde mücadele edersin. Tamam kızım, bekliyorum ben seni. Geldiğimizdik her şeyi konuşur paylaşırız seninle. Dediğim gibi ben Müge abla sana sesleniyorum. Bana bir avukat tutsun ne olur, devletine sesleniyorum. Bana bir şeyler yapsınlar, çocuğumla, çocuklarımla bir artı bir evde olsun, ben oturup geçinir giderim.
Anladım canım. Ama bunun için çocukların velayetini alabilmen için önce senin de bir takım şeyler yapman lazım. Geleceğim abla. Önce senin de bir evin, bir işin. Senin de bir evin olmalı, bir işin olmalı. Anlatamıyorum. Gel onları konuşacağız. Bir de şunu unutmayın. Yani barolar bu nedenle var. Barolar imkanı olmayan kişilere yardımcı olmak için var. Ama derdimizi de doğru anlatmalıyız. Bir de bak Leyla, öyle evini bırakıp 2 yıl ortadan kaybolan kadına hiç kimse çocuk vermez kızım. Vermez. Bak ben hakim değilim. Ben size işleyişi söylüyorum. Yani hani onun hükmünü ben veriyorum diye yanlış anlaşılmasın. Ben onun, yanılıyor muyum Rami Bey? Ben onun işleyişini söylüyorum. Evet. Şimdi bu işleyiş içinde olmaz. Sen de geleceksin, kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Diyeceksin ki ben çocuklarımı almak istiyorum, görüşmek istiyorum, velayetini istiyorum, boşanmak istiyorum. O başka bir konu. Öyle şimdi 2 yıldır kayıptın, Gaziantep'ten alo dedin, kimse sana çocuk vermez. Gel, çok büyük bir şansın var. Teşekkür ediyorum değerlendirmeye karar verdiğin için. Ailenin bu teklifini değerlendir. Burada insanlar ben hakkında... geldim, abim beni aldı. Geldim ben. Geri bir hafta ben eşimi evine döndüm, ayrıldım. Pişman oldum kızım oraya saldığıma. Bir daha salmıyorum. Sen tamam çık gel. Hiçbir şey değişmedi. Annem bir de şahit. Benim evime geldi abimle. Dedim ki beni rahat bıraksınlar bir ay. Beni kaynanan bir tarafa sormasın. Anne siz de biraz izin verin, yalan mı? Doğru. Dedim ki kocamla çocuklarımla kayıp kafamı dinleyeyim. Dediğime pişman oldum. Her Allah'ın günü, her kaynanamla 7/24 telefonla evimle onlara bunlar herkes geliyordu. Hatta misafirim de annem. Tamam hayatım, annen de yanlış davranmış. Annenin de bilgisi, görgüsü, eğitimi o kadar. Yani ne yapalım? Annelerimiz de yanlış kararlar verebilirler. Anne olarak hepimiz belki yanlış kararlar verdik, vermeye devam edeceğiz. Biz de anneyiz. İnsanız. İstiyoruz ki çocuğumuz iyi olsun. Bizim için de o anki iyilik. Okumamışsın, etmemişsin, diploman yok, mesleğin yok. Gitsin kocasıyla çocuklarının başında otursun istiyor. Kadının da yanlışı da bu. Doğru. Çünkü gidip de para kazanıp da çocuklarına ayrı bir ev açıp da hayat kurabilecek bir imkanın olmadığı için kadın da diyor ki hiç olmazsa torunlarım da annesiz kalmasın, gitsin çocuklarının yanında otursun diyor. Ha kadın bununla ilgili yanlış karar verdiyse sen mutsuzsun diye tamam, ama o da kötülüğünü istemiyor ki. Doğru. 2 senedir bak ben öğrendim, şiddet görüyorum, söylemiyorum adamın falan da adını. Bana da söyletmesin. Bin otobüse gel o zaman, bekliyorum seni. Tamam, tamam mı? Bekliyorum şimdi da seni. Tamam. Hadi mı? Bekliyorum. Madem bana diyor ki abim. Hastaneden önce biriyle tamam. Ayrılmış. Kadın sunmayı bile gittim ben. Bizzat sorun Antep'te. Tamam sen bunları kapat, yarın konuşuruz. Ben her yerden evrak toplayıp getirmedim mi? İstediğin ne varsa ne yapmadım getirdin? Ben. He? Hastanede yattıklarının evraklarını, karakoldaki sadelerini, her şeyini istediğin bir şeyini getirmedim mi? Hocam tamam. Bak bir şey, dur Leyla'cığım. Bak çok güzel bir söz var. Şimdi ben de Zeynep'ten etkilenmiş gibi olacağım ama kol kırılır, yen içinde kalır. Ya ben... Heh, insanlar ne olursa olsun, yani en sevmediğin aile ferdi bile olsa aile fertlerinin birbirleri hakkında konuşmaları doğru değildir. Kızgınlıkla da olsa, kırgınlıkla da olsa. 40 yıldır konuşmadığın bir akraban vardır, sordukları zaman çok iyidir dersin. Doğru. Hani anlatabiliyor muyum? Doğru hocam. Bak az önce ne dedi Mehmet Erol Büşra'ya halasıyla ilgili? Tamam dedi. O da kızgın ama dedi ki tamam, o bizim halamızdır. Konuşamayız. Tamam. Yaptığı yanlıştı ama biz laf söyleyemeyiz dedi. Şimdi bizim şeyimiz böyledir, kültürümüz böyledir. Tamam hocam. Çok kızgın tamam. olabiliriz tamam, ama tamam. öyle. Bu programda ben eğer Zeynep'i konuştuysam Zeynep konuşsun diye konuştum. Ben yoksa hiç kimsenin, o kadar kişiyi buluyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Amaç ayıp ortaya dökmek değil. Ayıbı kapatma. Herkes kendisi bilir. Hatalar olabilir, o hataları kapatacağız. Leyla daha 25 yaşında, daha çok genç. Daha hayatın başında, daha önünde uzun bir ömür var. O da bir yanlış yapmış olacak. Tekrar ayaklarının üzerinde i̇nşallah durması için hocam, hepimiz el ele vereceğiz değil mi? Tamam. Onu tamam. iyi ayaklarının üzerinde duran bir hanımefendi haline getireceğiz. Ben dışarıdan okula yazılır. Arif hocam bir bakar durumuna, yaşadıkları nedir. Eşi tamam. de eminim boşanmak isteyecektir. Bizim arkadaşlarımız da ulaşsınlar rica ediyorum bugün. O da boşanmak isteyecektir. O da 2 tane çocukla kalmış adam. Babaanne bakıyor, kim bilir kaç yaşında. Zor işler bunlar. Ama yeniden toparlayacağız tamam. hayatımızı. Tamam hocam. Yarın bekliyorum Leyla'yı. Hollanda'dan Deren Gökalp, Recep Şimşek aramızda. Deren Gökalp ve Recep Şimşek. Sizler misiniz efendim? Hoş geldiniz. Hayırsever arkadaşlarıyla toplanmışlar ve 600 tane çocuk montu getirmişler. Çok teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Üstelik tam böyle kış aylarının da vurduğu bir dönemde mont isteyen okullarımız vardı. Onlara göndereceğim sizin sayenizde. Hem güzel bir yeni yıl hediyesi olacak,
güzel bir kış hediyesi olacak. Allah razı olsun hepinizden. Allah size daha çok nasip etsin. Efendim, biyolojik annesini arıyordu Janet dün biliyorsunuz. İzleyelim onu da, vaktimiz var. Onunla ilgili de bir takım gelişmeler var. Benim ismim Janet Campbell. Avustralya'da doğuşluyum. Ama benim asıl Türk ismim Ahsen Ünlü. Annemi hiç tanımamışım. Annemi bulmak istiyorum. Çocukluğum çalınmış benden. 44 yaşında Janet, 39 yıldır annesini görmüyor. Annesi Kayserili, soyadı da Erciyes. Hatice Erciyes. İnşallah bu Avustralya'dan Türkiye'ye gelen Türk kızının da dileği yerine gelir. Pek çok kişi için çok ışıltılı bir kariyeri vardı genç kadının. Dünya yıldızlarıyla çalışmış, onlara fitness koçluğu yapmıştı ama çocukluğu çok zor geçmişti. Janet'in annesiyle babası Kayseri'de tanışıyorlar. Sonra Avustralya'ya gidiyorlar. Janet Avustralya'da, Melbourne'de doğuyor. 5 yaşındayken Türkiye'ye geliyor. 1980 yılından sonra annesi kayıplara karışıyor. 15 yaşından evden kaçtım ben. Üvey annem çok dövüyordu. Anneme sorduğum için çok. Aynı Cinderella hikayesi gibi. Ondan ben 14-15 yaşında ben spor hocalarına ben gittim. Ki biraz kilo koyayım, muscle olsun. Beni birisi dövmesin diye. İçimden ondan gelmişti yani. Bıktım artık dövülmekten. İyi ki işim iyi olmuş. Kariyerim vardı. Sonra yani dünyaca ünlü yıldızlarla çalıştığını söylüyorsun. İlk önce ben mankenlik yapmıştım. Matrix Reloaded filmde oynadım. Ben peşinden gitmedim aslında öyle bir iş ama bana geldi hep. Yani aslında enteresan bir hayatı olmuş. Hani birçok kişinin belki hayalidir yani. Bir Hollywood filminde oynayayım. Gideyim Hollywood starları ile tanışayım falan. Ama işte 44 yaşında bu kadın burada gözyaşlarıyla annesini arıyor. Kayseri'de yaşadığını öğrendiği akrabalarına da ulaşmış ama annesine dair herhangi bir ize ulaşamamıştı. Janet diyor ki benim annem 80 yılından sonra bir tek biz değil kendi ailesi de görüşmediğine göre acaba babam mı öldürdü annemi? Ben küçükken öldü diyorlardı. 14-15'te araştırdığım zaman ölü kağıdı çıkmıyor. Avustralya'da mı annen ortadan kayboluyor, burada mı ortadan kayboluyor? Orada bence. Çünkü mesela onu bile bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum. Her sorduğumda ya ağzıma vuruyorlar, ya kafama vuruyorlar, ya bir şey. Bunları. Ama annenin akrabaları ne diyor? Bu kadın nerede kaybolmuş? Onlar bilmiyor. Onların en bildiği 2-3 yaşındayken annemle görmüşler beni küçükken. Anneannem öyle ölmüş yani. Kızını ağlıyor. Görmeden kızım, ölmüş. Kızım, Ahsen, Ahsen, Hatice, Hatice. Ama çok da severmiş annesini, kardeşleri. Yani inan, ondan bir şüpheleniyorum. Çünkü bir kadın, hadi kocan dövdü, çok dövdü. Ben zannetmiştim beni bıraktı. Niye aileni bıraktın? Şimdi ondan çok merak ediyorum. Avustralya'dan arayan bir izleyicimiz babasıyla Janet'in babasının dost olduklarını söyledi ve yeni öğrendiği bir iddiayı aktardı. Benim babam babasıyla seneler önce aile dostlarıymış. Babama dayısı kardeşini öldürdüğünü ama babam ciddiye almamış. Kalsın bu yayın çıkana kadar. Senin baban bir aile dostuna yıllar evvel demiş ki senin annen için erkek kardeşi öldürdü. Yani dayısı öldürdü demiş. Something very similar. Buna benzer bir şey ben de duydum. I heard. Duydum. My father stabbed my mom. Benim duyduğum babam annemi bıçaklamış. Ama ölmemiş. Onu ben duymuştum öyle bir şey ama kardeş this is different. İşte o zaman ölmemiş de acaba sonra öldü mü? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Hanımefendinin 1999 yılında yani şeye girişi var ya bilgisayara girişi var ya. 20 yıldır Türkiye'ye giriş çıkışla ilgili hiçbir şey yok. Yani ne girişi var ne çıkışı var. Yani ne olduysa artık Türkiye'ye girdi mi çıktı mı bu 99 yılından önce olmalı. Yok 20 yıldır ne giriş gözüküyor ne çıkışı gözüküyor. Zaten bilgi işleme geçen kısımda bu kadar. 20 yıllık yok. Kardeşleri diyorlar ki biz 70'li yılların sonlarında bir haber aldık. Yani sen de zaten 1980'lerden falan bahsediyorsun. 70'li yılların sonlarında haber aldık kız kardeşlerimden. Gene haberimiz yok diyorlar. 1980 yılından beri hani en iyi ihtimalle. 20 yıldır şey yok. Herhangi bir sağlık hizmeti, hastane hizmeti falan yok. Fakat 2007'de de kimlik değişimi yaptığı var. Şimdi 2007'de şundan emin olamıyorum. Bu kimlik değişimini gerçekten Hatice Hanım kendisi mi yaptı? Ondan emin olamadım açıkçası. Çok evet. Bulunacak gibi de değil yani kötü niyetli biri onun kimliğini kullanarak farklı bir amaçla bunu yapmış olabilir. Yani hadi diyelim ki 1999 yılından önce Türkiye'ye giriş evet. yaptı. Onun verisi şu an... 99'dan sonrası olsa belli olacak. 99-2019 arasında yok.
Yok, şimdi evet. 99'dan önce giriş yapmış oldu. Mesela 98'de girdi diyelim. Evet. 2007'de de bundan işte 9-10 sene sonra da kimlik değişimi yaptı. E tamam ama kimliğim kayıp diye müracaat etmiş. Kayseri Melik Gazi'den de kimlik almış. E Kayseri Melik Gazi aynı zamanda işte ailesinin yaşadığı yer. E ailesinin o zaman 2007'de ondan haberdar olması lazımdı. Diyorlar ki biz 80'den beri görmedik. E o zamandan bu zamana kadar da hiçbir şey yok. O zaman 2007'deki... Hastane kaydı vesaire yok. Yani burada bir gariplik var bu işte. 2007'deki kimlik değişimini acaba bir başkası mı bunun adına yaptı? Yapabilir mi böyle bir şey? Yapar yani, tabii. Yapar ancak tabii. Kendi gayri eski kimliği tabii. Elinde olacak. Eski kimliği elinde olmadan... Hayır, kişi olmadan. Yani nüfus memurluğu bunu kişi, değiştirir mi? Kişiye bir benzerlik hali içindeyse, ona benzer bir durumdaysa, elinde de eski hüviyeti varsa... Belki o zaman memur da çok dikkat etmeden yeni bir hüviyet çıkartmış olabilir. Bir yani anlık illegal olarak, gayri resmi olarak yapılabilir yani. Çünkü kimlik senin elinde. Sen de gidip diyorsun ki yani eski kimliğin üzerindeki... Eski fotoğrafa da tabii. Benzemeyebilir. Çok eski fotoğrafıdır çok benim falan. Çok değiştim der. Çok yaşlanmış evet, daha evet. Yaşı ilerlemiş yani memur ikna olunca o değişiklik yapılabilir. İmzasından benim, çıkmaz mı? Benim imzasından. O da taklit edilir yavrum o da olur yani. O da imzasından. O da taklit edilir. Eğer istenirse her şey yapılabilir yani. Her yerde çıkabilir yani imzadan. İstedikten sonra kandırma, hile, farklı yöntemlerle olmaz. Olabilir yani. Yani kalkıp bu bir adliktiba gidip de imza tetkiki falan yapılmayacağına göre o andaki görüntü olarak da o da gözden kaçabilir. Yani şimdi mesela bu sistemde artık parmak izi var. Yani bu nüfus memurlarının da işini kolaylaştırdı. Parmak izini okutuyorsun ve kimliğini o şekilde değiştiriyorsun. Evet. Ama ondan önce parmak izi falan yok yoktu. Bir şey. Sen birinin kimliğim ya da kayıp diye başvurursan eğer o aileden biriysen yani dışarıdan biri o aileden biriysen bunu çok rahat yapabilirsin. Hoş ya şeyde falan da öyle olmadı mı? Hani gidip hemşire kılığına girip çocuğu çalan kişi vardı ya Kumburgaz'daki. Evet. Neydi butik? Adını unuttum. Handan. Oradan aklıma geliyor. Handan Hanım da öyle yapmamış mıydı yani? Ya yani kandırmak istedikten şey yapmak sonra bir şekilde ama burada garip bir şey var. Bir telefonumuz vardı. Hangisi? Yazarken şey bitecek. Hangisi? Görmüyorum ki. Fadime Gündoğdu bizim Mersin'den arıyor. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Müge Hanım ben 44 yılımı Avustralya'dan geçirdim. Evet. Benim bir hasta çocuğum vardı. Böbrek hastasıydı. Ben bir gece hastanede saat 2'de doktor beni uyandırdı. Dedi ki Mrs. Gündoğdu dedi yukarıda bir hastamız vardır. Yardım eder misin bize? İngilizce bilmiyor. Hı hı. Tamam dedim. Ben asansöre binerken bir de bir adam bindi. Ben o adamı da tanıyorum. Adam bindi. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim yukarıda bir hasta varmış. İngilizce yardım edeceğim. Gittim. Adamı gördüm. Kadını gördüm pardon. Kadını gördüm. Çok da güzel bir hanımdı. Çok da akıllı bir hanımdı. Son derece ben o kadını sevdim. Kadının ne dediklerini tecrübe ettikten sonra ayrılacağım zaman benim sağ elimden tuttu Hatice. Dedi nerelisin sen? Dedim ki Kayserliyim. Aa dedi ben de Kayserliyim dedi. Fadime Hanım dedi beni bırakma ne olursun dedi. Ya ben kadına baktım seni bırakmayacağım dedim ben. Ben hastanedeydim seni bırakmayacağım. Gene geleceğim dedim. Sabah oldu ameliyattan sonra tekrar gittim. Hatice iyidir kendine gelmiş. Okey. Neyi vardı? Hatice bebek aldırmıştı Hatice. Peki kocası var mıydı yanında? Kocası yoktu. Bu asansöre binen adamdaydı çocuk. Asansöre binen adam da kocasının arkadaşıydı. Nasıl? Kocasının arkadaşıydı. Müge Hanım ben anlatayım sonra siz bana soru sorun. Anladım. Çünkü
Dur hayatım, ben şimdi reklama girmek zorundayım. Ben şimdi kafamda bir takım bağlantılar kuruyorum. Çünkü Canet de diyor ki babam annemi bıçaklamış falan. Şimdi bu mevzu, bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Kaç yılında olmuş, nasıl olmuş? Fadime Hanım'dan öğreneceğiz. Dubai.